Değerli bürokratlar, basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Benden önce konuşan bazı arkadaşlarımız, özellikle iktidar partisine mensup bazı milletvekillerimiz, daha önceden de olduğu gibi sürekli lider kutu sayan, cümleleriyle bir efsane yaratmaya çalışan üslupları benimsiyorlar. Ben hiç eski dönemlerde böyle lideri kutsayan, her cümlesinin arasına sıkıştırmaya çalışan bir siyasi üslup hiç görmemiştim. Bunu özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının yarısından sonraki dönemde icat edenler sizlersiniz. Yani bunu yadırgadığımı söyleyeyim. Üstelik de yasama organı bağımsız bir organdır, yürütmeden bağımsızdır. Ne kadar yanlışı varsa Sayın Cumhurbaşkanı'na o yanlışların üzerine bir destan yazıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Öğrencilik yıllarımda bir film izlemiştim. Viva Zabata diye. Meksika'daki köylü ayaklanmalarını anlatıyor. İşte despot bir yönetim var. Zabata köylülere önder oluyor. Sonunda yönetimi devralıyor. Aynı o despot liderler gibi kardeşinin köylülere zulmettiğini görünce onu köylülerin önünde öldürüyor. Ve bir efsane, bir kahraman haline geliyor. Ama sonunda kurşuna diziyorlar. Pusu kurup ve cesedi tanınmayacak şekle geliyor. Köy meydanına atıyorlar. Herkes tartışmaya başlıyor. Bazıları diyor Zabata vermiş. Bazıları diyor ki Zabata ölümsüzdür. Ölürmüştür. Ölmemiştir. Yaşıyor bu. Ceset de onun değildir. Öldü ölmedi tartışmalar arasında film şu cümleyle bitiyordu. Diyordu ki güçlü lider zayıf toplumun eseridir. Güçlü toplum güçlü lideri ne yapsın diyordu. Demokratik kültür budur. Toplumun güçlü olduğu, vekillerin güçlü olduğu ve herkesin kendi kimliğinin ve kişiliğinin önemli olduğuna İnanan bir isimdir. Herkes kendisini bir isimde birleştirmeye çalışıyor. Olur olmadık destanlar yazıyor. Ne kadar yanlış varsa doğrudur diye anlatıyor. Bunlar da bazı isimler arkadaşlar. Milletvekili olarak bilelim ki toplum ve bu parlamento güçlü olduğu takdirde ülke düzelir. Ama buranın güçlü olması demek kimseyi kendi üzerinde güç olarak görmemesi. Ama burası zayıfladığı zaman hemen birilerine destan yazmaya başlar. Ve ben doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Eski meclis genelene uyalıp hiç fazla liderlerin isimlerini telaffuz ederek siyaset yapmayalım. Arada bir söylenir. Ama dile pelesenk yapılmaz. İşin özeti budur. Evet, Sanayi Bakanlığı, sanayi önemli bir hadisedir. Ya bu Zabata sürenin yarısını almış. Evet. Şimdi Sayın Bakan, sistemin neye prim verdiği son derece önemli. Eğer bir ülkede sistem çalışmaya, üretmeye, teknolojiye, bilime, özgür bireye prim veriyor, değer veriyorsa o ülkede ekonomi de güzel. Küresel rekabette de mesafe alırsınız. Ama üretene, çalışana değer vermezse sistem, sadece kurallarıyla değil, işleyiş biçimiyle, o ülkenin geleceğe karanlıktır. Şimdi bakıyorum ben Türkiye'ye, Türkiye bir rant düzenine dönüşmüş. Özellikle de siyasi iktidar etrafında. Öyle rantlar var ki, siyasetle dirsek temasına geçtiğin zaman yani bir arsa kapatıyorsun.
1 liraya aldın, fiyatı çıkıyor 1000 liraya. Diğer taraftan bir yatırım yapmak istiyor, bir mal üretmek istiyor bir girişimci. Bu malı üretebilmek için dünyanın sermayesini koyuyor, ömrünü koyuyor. Küresel rekabete açılıyor. Dünyanın öbür ucundaki mallar daha kalitesini, daha ucuzunu üretmediği takdirde gelip mahallesini bile işgal edecek, bunu biliyor. Sonra bir bakıyorsunuz ki ne kazanıyor? %20 kazanıyor. Bilemedin %50 kazanıyor. Siz ranta bu kadar prim veren bir sistemi inşa ettikten sonra bu ekonomi kalkınıyor, ayağa kalkıyor vesaire demenin bir anlamı yok. Ve maalesef bu 20 yılın hikayesi rantlar hikayesidir. Yani üretimi ve küresel rekabeti teşvik edici bir özelliği ve bir niteliği yoktur. Şimdi bakıyoruz sanayi üretimi ne olmuş ne olmamış diye. Şimdi imalat sanayi ile ilgili rakamlar, ihracat. İşte 2002 rakamları en son belli. 160 milyar, ithalatına bakıyorsunuz 180 milyar. Üstelik de ihraç, toplam Türkiye ihracatının %94'ü, 95'i bu imalat sanayi ihracatı olduğu için bu önemli bir olay. İthalatta ise %77. Bu durumda imalat sanayinin ithalat ihracat dengesinde bile sorun var. Açık var. Bu açığın olmaması lazım. Sıfırlanması lazım. Diyeceksiniz ki Ağustos 2001 itibariyle sıfırlanmış gibi görünüyor. Şunu bilesiniz ki krizlerde aniden dövizin fırladığı tüm dönemlerde dış ticaret açığı sıfırlanıyor ama siz ekonomiyi kalıcı olarak iyileştirmediğiniz takdirde arkasından aynı masal, aynı hikaye devam ediyor. O bakımdan daha kalıcı şeyler yapmak lazım. Bu kalıcılık var mı ekonomide? Bir iki gösterge bu kalıcılığın olmadığını gösteriyor. Bakın yüksek teknoloji ürünleri. Yani öteden beri %2-3 civarında Türkiye'de ihracat içerisinde yüksek teknoloji ürünleri ihracatı %2-3 civarında devam ediyor. Burada mesafe alamıyoruz. Ama ithalat yaparken %13 yüksek teknoloji ithalatı yapıyoruz. Bu önemli bir sorun olduğunu gösteriyor. İleri teknolojiye geçmeden. Efendim işte savunma sanayi vesaire. Bu savunma sanayi işi Türkiye'nin çok eskiden beri geliştirmeye çalıştığı bir hadisedir. Türkiye Cumhuriyet kurulur kurulmaz zaten uçak sanayiyle işe başlamış. Daha sonraki yıllarda da değişik dönemlerde sanayi, savunma sanayine yatırım yapmış. Özellikle Kıbrıs Barış Harekatı sonrasındaki ambargo neticesinde kamu kuruluşları, Aselsan, Tayin gibi kamu kuruluşları silah sanayinde önemli çalışmalar yapmıştır. Bu yakın geçmişimizdeki intiharlar, suikastler, kazalar şu anda bilmiyoruz ama onun arkasında çok karanlık şeyler var. Bu övgü dizdiğiniz bazı yakın yandaş firmalara ait üretimlerin arkasındaki asıl dinamik güç de bu Tayin, Aselsan gibi kamu kuruluşlarının ürettiği teknolojilerdir, geliştirdikleri teknolojilerdir. Bak, Sayın Bakan, bunun zevkini alamadınız. Ben bir bakana soru önergesi verdim. Soru önergesinde diyor ki, evet ama parayla veriyor diyor. Siz farklı bir şey sakın söylemeyin. Sonra bakıyoruz sanayiye. İstihdamda ne olmuş? Evet Sayın Şener. İstihdama lütfen, baktığımızda lütfen gördüğümüz şey 2014 yılıyla 2020 arasında sanayi istihdamında bir gelişme yok arkadaşlar. 5.316.000 2014'te, 2020'de de 5.497.000. Bu ekonomik krizin verdiği ivmeyle bu sene biraz artmış olabilir.
ama istikbal göstermeyen, evet, Kıpırdanma oldu. Teşekkür ederim. İstikbal gösteren Kıpırdanma olması lazım. Saygılar sunarım. Evet, söz sırası. Hemen ardından AK Parti'den Sayın Zeynep Yıldız. Edim Bey, buyurun lütfen. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, hoş geldiniz. Sunumunuzu çok dikkatle dinledim. Sizin sunumda kullandığınız ifadeleri düzelterek veya sizin eksik yansıttığınız noktaları gerçekle örtüşmeyen parçalarını tamamlayarak gideceğim konuşmamda. İsminde Cumhuriyeti taşıyan ve Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 15 yılında ülkeyi %197 büyüten Cumhuriyet'in kurucularını kurduğu bir partinin milletvekili olaraktan tüm Türkiye'yi gezmekteyiz. Ve 20 yıllık iktidarınızın sonunda ortaya çıkan tabloda kurumları yok ettiğinizi, yakında bırakacağınız iktidarınız sonunda temelde ülkeyi yapısal bir sorunla baş başa bıraktığınızı görmekteyiz. Ülkenin sanayi ufkunu genişletecek, dünyaya rekabetini güçlendirecek, nitelikli insan gücüne katkı koyacak politikaları değil, ucuz insan gücüne dayanan, orta düşük ve düşük teknoloji temelli sanayinin desteklendiği açık, net bir şekilde görmekteyiz. Nitekim bugün gelinen noktada 2020'de imalat sanayinin ihracat yapısı içerisindeki orta yüksek teknoloji payı %35.6, orta düşük teknolojinin payı %27.2, düşük teknolojinin payı %33.5 olduğunu görüyoruz. Yüksek teknolojinin ise maalesef ki 3.7. Yüksek teknoloji tabanlı girişim sayısının imalat sanayi içindeki payı resmi verilere göre 1000'de 6. Düşük teknoloji temelli girişim sayısı oranı ise %56.6. Bu tablo bize teknolojimizin güçlendirilmemesi nedeniyle ve 20 yıllık iktidarın sonunda bugün hala yapacağız diyerek söze başladığınız projelerin öngörüsüzlüğüyle ne kadar geç kalındığını göstermektedir. Bu tablo bize Türkiye'nin bugün Cumhuriyet'in ilk yıllarında yetiştirdiği sanayileşme politikalarından iktidarınızın dengesiz siyaseti sonucunda 180 derece terse dönüldüğü bir gerçektir. Avrupa ve Orta Doğu pazarında sadece taşeron ülke haline geldiğini acı bir gerçek olaraktan ortaya koymaktadır. Yine sunumunuzda emtia piyasalarındaki dalgalanmalar, enerji piyasalarındaki hızlı artış fiyatlarındaki, lojistik ve tedarik zincirlerindeki aksaklıklar en sorunlu alanlar olaraktan karşımıza çıkıyor dediniz. Bugüne kadar 20 yıl elinizi tutan mı vardı? Sizi 3 yıldır tutan mı var? Bugüne kadar bu problemler geliyorum dedi ve siz bugün burada hala yakarış halindesiniz. Çok ilginç geliyor bana. Son yıllarda neredeyse tek milli yatırım olarak gördüğünüz yerli otomobil projesine mesailer ve yatırımlar harcıyorsunuz. Bu proje için zoraki teşvik etmiş olduğunuz özel sektör girişimcilerinin istemeye istemeye de olsa elini taşın altına koyduğu bu projeye harcadığınız mesai ve yatırımlar yerine sitem dolu konuşmanızın içinde yer alan sorunlara odaklanıp mesai harcamış olsaydınız ve öngörülü olsaydınız bugün dolar 9.60'larda bulmaz, hükümetiniz de doğalgaza hiç istemediği şekilde 2 gün önce %48 zam yapmış olmazdı. Hiç yakarmayın, hiç sorunlar önümüzde demeyin. Bu tabloyu siz yarattınız. Bu ülkeyi siz bu hale getirdiniz. Tabii Türkiye Odalar Birliği ve TÜSİAD birlikte ayaklanınca bakan yardımcınız dün zamları tekrar masaya yatıracağız demiş. Kışın geçer de kurt yediği ayazı unutmaz Sayın Bakan. Son dönemde böbürlene böbürlene anlatmaya çalıştığınız %9'luk büyüme sizin hükümetinizin tüm engellemelerine rağmen ülkemizin fedakar sanayicilerinin ve iş dünyasının her türlü kendi çabasıyla gerçekleşen ve aldığı tüm risklerin sonunda ortaya çıkmıştır. Sizin de sunumunuzda belirttiğiniz gibi yapılmakta olan tüm Ar-Ge çalışmalarının %90'ı yakın yatırımı özel sektör yapmaktadır. Yani sözün özü sanayicimiz sizlere der ki engel olmayın, bize başka ihsan istemeyiz diyorlar. Ama halen inatla ve doyumsuzca OSB kanunu çıkartıp OSB'lerin başına da sizin atamış olduğunuz vali ve kaymakamları getirerek önlerine kaya koymuş oluyorsunuz. Burada sayın vali ve kaymakamlığımız yanlış anlamasın. Önlerin görevleri çok farklı. Biz onları başımızın tacı olaraktan görmekteyiz.
Ama sanayicilik, üreticilik ve OSB'lerin girişim ve yatırımları noktasında söylenmesi gereken OSB yönetimlerinin sadece ellerinin değil vücutlarının da taşın altında olduğu gerçektir. Nitekim sel ve doğal afetlerde etkilenen sanayi sektörünün ayağa kaldırılmasında bir dakika daha rica edeceğim. Çok katkıları oldu. Onu da biliyoruz. Son bir dakika rica edeceğim. Tüm sanayicilerimiz 3 senedir bu. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan. Teşekkür şimdi ederim. Şimdi son konuşma cevabı. Vekili arkadaşlarım, Sayın Bakanım, değerli bürokratlar, değerli hocalarım, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, çok farklı bir alan, çok da geniş bir alanda faaliyet gösteriyorsunuz. Ben de kısa konuşmamda kopuk kopuk farklı yerlerden bahsedeceğim. Belki bir toplu görüş arz etmeyecek ama mecburen öyle konuşacağım. Şimdi organizasyonla ilgili şöyle bir konu vardı. Siz ilk bakanlığınız zamanında çerçevenin iyi çizildiğini söylediniz ama şu bölge kalkınma idareleri ve ajansları, Sayın Bakanıma bırakıyorum ben ajansları özellikle ama bölge kalkınma idarelerini soracağım. Süresi de onların uzatıldı. Siz de sunumunuzda çok fazla bahsetmediniz. Bahsedilen rakamlar itibariyle de ayrılan ödeneklere bakıyorum. Son yıllarda 2019 ve 2020'de daha önce 138 milyon küsur olan örneğin GAP idaresinin ödeneği 87'lere düşmüş. Bu sene biraz artırmışsınız. DAP'ın da aynı şekilde, KOP'un da. Yani bu bölge kalkınma idareleri ne yapıyor? Neden daha hareketli değil? Yapması gereken görevleri tam olarak yapmıyorlar. Neden daha fazla bunlara bütçe ayırmıyoruz Sayın Bakan? Bu bütçelerle tabii biliyorum kendi bütçeleri değil farklı projelerden gelen paralarla bu işler yapılıyor ama bu paralar da yeterli değil. Şimdi 2019'daki sunumunuzda şöyle demişsiniz. Toplam proje başvurusu 62.377. Sözleşme imzalanan proje sayısı 18.607. Bugün verdiğiniz bilgiye göre de şöyle diyorsunuz. 5.731 projeye şimdiye kadar bölge kalkın 4'ü için 5.731 projeye 2021 yılı fiyatlarıyla 5 milyar 802 milyon lira kaynak ayrıldı. Daha önce 2019'da verdiğiniz rakam cari rakamlardı galiba. Ama bu 2021 rakamlarıyla 5 milyar olmuş. Hem proje sayısı hem de rakam olarak farklılık var. Bunu izah edebilirseniz memnun olurum. Bu önemli bir konu. Bölgesel kalkınma açısından önemli. Siz de yine 2019'daki sunumunuzda yapısal dönüşümde 4 temel stratejimiz olacak. Yüksek katma değerli üretim, sanayi verimlilik artışları, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınma demişsiniz 4. olarak. Bölgesel kalkınmanın daha ağırlıklı sunumunuzda ve politikanızda yer almasını bekliyorum. Bir de bu kamu zararı meselesi var. Sunumunuzda yine diyorsunuz ki kamu zararı yoktur. Geçen yıl da öyle dediniz. Sayın Bakanım, kamu zararı şöyle oluşuyor. Bir bürokratınız kasten veya ihmal sonucu bir kamu zararına ya da kamuda gelir artışına izin vermez ya da azalışa sebebiyet verirse kamu zararı oluşuyor. Ve kamu zararı durumunda Sayıştay farklı bir işlem yapıyor. Kamu zararı ile ilgili ceza talebinde bulunuyor. Normalde Sayıştay raporları olumlu görüş, olumsuz görüş, şartlı görüş ve görüş bildirmeme şeklinde tezahür ediyor. Şimdi sizin bakanlığınızla ilgili olarak da bir şartlı görüş var. Yani tamamen olumlu bir görüş değil, şartlı görüş. Olumlu ama şartlı olarak olumlu görüş bildirmiş. Geçen yıl da böyleydi. Sayıştay raporuna değinmişken güzel bir de eleştiri var. İki tane konuyla ilgili eleştiri var ama ikisi de güzel. Sanayinin desteklenmesi kapsamında kullandırılan
kredilerin geri dönüşleriyle ilgili olarak şöyle, Halk Bankası'yla bir şey yapmışsınız, sözleşme imzalamışsınız, protokol. Bu protokole dayanarak muhasebe işlemlerini yapıyorsunuz. Bu 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu aykırı. Yani bu yaptığınız bir bankanın, bir özel şirketin, bir başka kurumun işlemlerini esas almanız, kendinizin bir bakanlık olarak bu işlemleri yapmamanız beklenemez. Yani kamu idaresi olarak sizin bu takibi yapmanız lazım. Banka ödesin, tahsil etsin, biz de oradaki kayıtları bu tarafa alalım. Tarih farklıdır, sizin mevzuatınıza göre farklılıklar vardır. Banka mevzuatıyla sizin mevzuatınız bir değil ki, muhakkak ki farklılıklar olacaktır. Bu yaptığınız kamu mali yönetiminin anayasası olan 5018 sayılı kanuna aykırı. Sayıştay'ın bu konuda güzel bir tespiti var. Hem OSB'lere kullandırılan krediler ve bu kredilerin geri ödemeleriyle ilgili hem de parsel bazlı desteklerle ilgili olarak söz konusu. Ve 2020 içerisinde kullandırılan kredi tutarı 705 milyon küsur, tahsilat tutarı 184 milyon lira. Ve 31-12-2020 tarihi itibariyle OSB'ler ve sanayi sitelerinde toplam olarak 4 milyar 197 milyon kredi kullanılmış, tahsilat tutarı ise 1 milyar 110 milyon lira. Burada tabii net olarak sizin de kayıtları bakanlık olarak tutmanız lazım. Gecikme ödemesi gereken, zammı ödemesi gereken firmaları tespit etmeniz lazım. Tek tek bilmeniz, onları da ayırabilmeniz lazım. Sadece banka kayıtları esas alınarak bu işleri yapmanız doğru değil Sayın Bakan. Şey için de bedelsiz parsel desteği ile ilgili olarak da 2019 yılı için rakamlar verilmiş. Önemli rakamlar. Buradan bazı konuları öğreniyoruz. Bir de şurada diyor ki desteklenen toplam 325 adet organize sanayi bölgesinin sadece 113 adedinde doluluk oranı %75. Şimdi üzerinde 156 adedinde ise %50'nin altında olması dikkate alındığında organize sanayi bölgesi tüzel kişiliklerine sağlanan desteklerin yanında doğrudan yatırımcılara sağlanan bedelsiz parsel desteğine de ağırlık verilmesinin mevcut kaynakların daha verimli ve etkin kullanımını sağlayacağı öngörülmüştür diyor. Şimdi burada 325 desteklenen organize sanayi bölgesi var. Bunların bölgesel dağılımını da verebilir miyiz? Bu bölge şey desteklerin bölgesel dağılımında arkadaşlar not alabilirse memnun olurum. Yine organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin desteklenmesi kapsamında yürütülen projelerin etki analizlerinin yapılmaması ile ilgili Sayıştay'ın bir eleştirisi var. Etki analizinin yapılması da 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu ve kalkınma planları gereğince yapılması gereken bir işlem. Yani etki analizi olmadan verdiğimiz kredilerin ki sonuçta galiba 4.2 milyar lira olarak gerçekleşmiş bir kredi, bunun etkisinin ne olduğunu bilmeniz mümkün değil ki, ne kadar olacağını bilmeniz mümkün değil ki. Muhakkak yapılması gerekiyor. Ayrıca mevzuat gereği de hem de mantık gereği de bu etki analizlerinin yapılması gerekli diyorum. Sayın Bakanım, şimdi ihracat konusuna değindiniz. Şöyle bir durum var. İlk 7 ayda ihracat birim değer endeksi dış ticaret rakamlarımızda artış var dış ticaret fiyatlarında. Ancak ihracat birim değer endeksi ilk 7 ayda %9,5 değer kazanmışken ithalatta bu değer artışı %19. Yani daha fazla ihracat yapıyoruz. Daha ihracatımızın değeri düşüyor gittikçe. Bu Merkez Bankası'nın izlediği politika ile beraber cari açığın düşmesine kadar dövize de müdahale edilmemesi dikkate alındığında çok riskli bir durum. İhracat birim miktar değeri de 2022 Cumhurbaşkanlığı programına göre
1,13'e düşmüş ki 2017'de 1,74'tü bu rakam. 1,74'ten 1,13'e düşmüş. 2019'da şu anda bu 1'in de altında, yani kilogram başına yaptığımız ihracatın değeri 1 doların altına düşmüş. 2017'de 1,74 dolarken şimdi düşmüş. 1 doların altına düştüğünü biliyoruz. Bunlar önemli konular. Bir de TÜBİTAK'ın Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki temel göstergelerini de rica ediyorum. Geçmişte beri bütün Cumhurbaşkanlığı programlarında yer alırdı. Bu sefer bulamadım. Öyle bir tablo verebilirlerse memnun olurum. Bir de söyleyeceğim ama müsaadenizle başkanım, bu elektrikli otobüsler yapılıyor. Bizde de belediyeler tarafından da yapılmaya başlandı. Bunlarla ilgili de bir standart getirilmesi galiba gerekiyor. Bu konuda bir çalışmanız var mı? Onu da sormak isterim. Çok teşekkür ediyorum. Bütçelerinizin hayırlı olmasını dilerim. Sayın Başkan, değerli Bakan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, hepiniz saygıyla selamlıyorum. KOBİ'lerle ilgili kısa görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye ekonomisi bilindiği gibi 2018 yılından beri çok derin bir ekonomik sarsıntı, bunalımın içinde. Fakat 2018 öncesinde de ekonominin durumu çok da parlak değildi. Avrupa Birliği üyesi veya Avrupa Birliği'ne aday 28 ülke içinde yapılan bir araştırmada 2013 yılında açılan KOBİ'lerin 2018 yılına kadar %54'ünü kapandığı tespit edilmiş bir gerçeklik. Sadece 123 binden 56 bini yaşayabilecek durumda. Bu oran makroekonomik ortamın yeni kurulan KOBİ'lerin hayatta kalması için yeterince uygun olmadığını açıkça gösteriyor. Bir ikinci gösterge de 2011 yılında KOBİ'lerin ihracatın %56'sını gerçekleştirmeleri, fakat 2020 yılına gelindiği zaman bu oran %36,4'e düşüyor Sayın Bakanım. Çok ciddi bir kayıp var, çok ciddi bir erime var. Bu dramatik düşüş bakanlığınızca araştırıldı mı? Ve bunu araştırıldıysa eğer, bunun gerçekleşmesinin sebeplerinin ortaya konmasını ve bu sorunun cevabını sizden de bekliyorum. Değersiz Türk lirasına dayalı ihracat politikası KOBİ'lerin ne verimliliklerini ne de ihracat performanslarını artırıyor. Değersiz Türk lirası ihracat hacmini ve gelirini artırabilir ama bunu yaparken aslında ülke kaynaklarının ucuza yurt dışına transferine de neden olur. Ve bu tür bir ihracat refah getirmez. Ülkeyi yoksullaştırır. Bu durum iktisat literatüründeki adı yoksullaştıran büyümedir. Yoksullaştıran büyüme, bir ülkenin daha fazla üretip daha yüksek hacimde ihracat gerçekleştirdiği, ancak dış ticaret hatları bozulduğu için ihraç ürün fiyatlarının azaldığı bir durum. Son 10 yıldır büyüme yaşandığı halde ihracat fiyatı düştüğü için böyle bir süreç yaşıyoruz. 2010 yılında ihracatımız ortalama kilogram değeri 1,20, 2015 yıllarına gelindiği zaman 1,75 dolara çıkıyor. Fakat bugün 2020 rakamları, tabii 2021 rakamlarını tam olarak alamıyoruz ama bugün gelinen noktada bizim elimizdeki veri de 1 doların altına düşmüş durumda. Bu çıplak bir şekilde durumun vahim olduğunu gösteriyor. Ülke kaynaklarının yurt dışına bir şekilde çok miktarda üretip, düşük teknolojili ürünleri çok fazla miktarda üretip çok düşük fiyatla sattığımızın da bir kanıtı. Burada bir çalışmanız var mı? Bu çalışmalarınız ihracat ortalama fiyatını en azından 1983'lü yıllarda Kore ile eş değerde olan ekonomimizde, şu anda Kore'de 4,5 dolara çıkmış, bu seviyelere çıkartabilecek sizin bir programınız var mı? Planlı ve tutarlı bir sanayi politikasının yokluğunda değersiz Türk parası düşük teknolojili malları ucuzlatıyor, bu malların ihracatında uzmanlaşmış bir ekonomi doğuruyor. Bu uzun dönemde yüksek katma değerli ürün üretecek sektörlere yapılacak yatırımların önünde engel oluşturarak kaynak tahsisinin çarpık gelişmesine yol açar. Yanıldığınız bir nokta var. Düşük kur verimliliği artıracağı gibi bir algı yaratıyorsunuz. Doğru sanayi politikası ile desteklenmedikçe
bunun tam tersi geçerli olacaktır. Türk parasının aşırı değer kaybetmesi, verimliliği düşük ve iş modeli çağa ayak uyduramamış ihracatçı firmaları ayakta tutarak kaynakların yanlış dağılımına da yol açabilir. Avrupa'nın küçük Çin'i olma iddiasındaysanız eğer, bunu asgari ücretin artık açlık sınırının altına getirerek ucuz emek ülkesi olup ucuz sanayi ürünlerini, düşük teknolojili sanayi ürünlerini daha çok satarak kalkınırız derseniz burada yanılırsınız. Ülkemizin gerçek anlamda kalkınabilmesi için yeni kurumlara, yeni kurallara ve yeni kadrolara ihtiyacı olduğu çok açık. Liyakatlı kadroların bir şekilde Türkiye sanayisini istediği noktalara eriştirebileceği de burada görülüyor. Bir de son olarak organize sanayilerle ilgili bir çalışma yaptığınızı biliyoruz. Organize sanayilerde yatırımı olan burada milletvekili arkadaşlarımız var. Organize sanayilerde kısa bir şekilde ifade çok edersiniz. Güzel. Evet. Organize sanayilerde yöneticilik yapmış, başkanlık yapmış milletvekili arkadaşlarımız var. Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı ve dünyaya ihraç ettiği bir model, organize sanayi modelleri. Fakat görüyoruz ki kendi kendini yönetebilen sanayicilerin elinden bu yetkinin alınacağını ve oraya da yine valileri ve kaymakamları atayarak bakanlığınızın utdesinde ya da iktidarınızın utdesinde orayı da kontrol etmek istediğiniz gibi bir sonuç çıkıyor. Sanayiciler bu konuda en az son cümle. Sanayiciler bu konuda son derece rahatsız. Bunu da son bölümde eğer açıklamalarınızda aydınlatırsanız biz de memnun oluruz. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Kamer Osman Ağaoğlu geçer. Sayın Başkan, Sayın Bakan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın değerli bürokratları, bağlı kuruluşların değerli yöneticileri, çok kıymetli milletvekilleri, basınımızın değerli mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 2022 yılı bütçesi, Türkiye'de ve dünyada toplumlar ve bireyler üzerinde çok önemli, neredeyse yıkıcı ve kesintiye uğratıcı kırılmaların, fakat bir diğer açıdan da her biri dramatik ve bazen de öngörülemez sıçramaları tetikleyebilecek nitelikte olan üç radikal teknolojik ve ekonomik dönüşüm süreci içerisinde geçtiğimiz bir zaman diliminde tartışıyoruz. Ancak maalesef Türkiye olarak bu üç büyük dönüşüm sürecine elimizde kullanabileceğimiz 128 milyar dolar gibi kara gün tedbirleri, kara gün fonları, uzak görüşlü stratejik planlama kurumları ve yetkin insan kaynakları olmaksızın yakalanmış bulunuyoruz. Bu üç büyük dönüşümden birincisi COVID-19 pandemisiyle açığa çıkan halkların, ulusların ve insanlığın sağlığı açısından ölümcül riskler taşıyan fakat bunun yanı sıra büyük çareler vaat eden biyoteknolojik devrimdir. İkincisi ise Endüstri 4.0 olarak adlandırılan 5G, yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti, blockchain, akıllı sensörler, katmanlı, eklemeli imalat, nanoteknoloji, gen düzenleme, arttırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları ile somutlaşan dijitalleşme devrimidir. Üçüncü devrim ise yeni bir teknolojik dönüşümü öngören yeşil mutabakattır. Tarımsal kuraklıklara, yangınlara, sellere ve biyoçeşitlilik krizlerine karşı çare üretebilmek için ortaya çıkan önemli bir mutabakattır. Türkiye bu üç büyük devrimin eşiğinde hazırlıksız olarak yakalanmıştır. İmkan ve kazançları bakımından bu üç devrimi kullanabilecek olan ülkeler ekonomik olarak bütçe ve kaynaklarını iyi planlamış, stratejik kurumlarını iyi tasarlamış ve insan kaynaklarını yeni dönemin ruhuna uygun biçimde iyi hazırlamış olan ülkeler olacaktır. Ancak maalesef bugün bu saatlerde tartışmakta olduğumuz 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programının gerek stratejik öncelikleri, gerekse Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçe büyüklük ve öncelikleri bizlere dünyanın içinden geçtiği bu üç teknolojik devrimin eşiğinde Türkiye'nin gereksinimlerine ve potansiyeline uygun inandırıcı bir tablo sunamamaktadır. Gerçekten de maalesef Türkiye'mizi tek adam hükümeti altında kurumsal olarak savruk ve dağınık, liyakatli kadrolarını kayırmacı mekanizmalar içinde sürekli öğüten, oldukça düşük faktör verimliliğine sahip, inovasyona yeterince açılamamış, beyin göçü istatistikleri alarm veren
üniversitelerini akademisyenler ve öğrenciler için adeta birer açık hava hapishanesine çevirmeyi başarmış, boğucu ve baskıcı bir ekosistem içine hapsolmuş bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız. Oysa Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarından itibaren Büyük Önder Atatürk'ün ve genç cumhuriyetimizin liyakatli ve idealist kadrolarının büyük bir bilimsel ve ekonomik dönüşümü gerçekleştirdiği gibi pekala büyük bir sanayi ve teknoloji dönüşümü mümkündür. Özellikle KOBİ'lerimizin üç büyük devrimin gerektirdiği dijital ve teknolojik dönüşümü gerçekleştirme ödevleriyle karşı karşıya kaldıkları bu dönemde KOBİ'lerimiz 970 milyar lirayı bulan ve 56 milyar lirası zamanda ödenmediği için takibe takılan ezici borç yükünü yönetebilme savaşında yalnız bırakılmaktadır. KOBİ'lerimizin büyük bir bölümü dijital ve yeşil dönüşümü sağlama mücadelesinde adeta ıssızlığa terk edilmiştir. Maalesef daha bir hafta içinde KOBİ'lerimiz sanayi için doğal gaz faturalarına %46-48 oranlarında zam yapıldığı bu konjonktürde üretici fiyat endeksinin %46.3 olarak açıklanmasından kaynaklanan zorlayıcı koşullar karşısında istihdam kapasitesini, karlılığını ve rekabet gücünü muhafaza etme mücadelesi vermektedir. KOBİ'lerimiz artan üretim maliyetleri, çığ gibi biriken borçlar, nitelikli ara eleman açığı ve teknolojik dönüşüm için gerekli teşviklerin yetersizliği yüzünden dijitalleşememekte, aksine vasıfsız, kayıtsız ve düşük ücretle çalıştırılan süreksiz göçmen iş gücü istihdamı yüzünden merdiven altılaşmaktadır, Suriyelileşmekte ve Afganlaşmaktadır. Maalesef Türkiye bir yandan beyin göçü veren, diğer taraftan Orta Doğu ve Orta Asya kökenli gariban, vasıfsız iş gücü istihdam eden bir merdiven altı KOBİ ekosistemine doğru evrilmeye başlamıştır. KOBİ'lerimiz ve organize sanayilerimiz maalesef Endüstri 4.0'a göre değil, göçmen emeği sömürüsüne dayalı olan göçmen 1.0'a göre yeniden yapılanmaktadır. 2016'da bile imalat sanayisinin ihracat yapısı içindeki %3.5 olan yüksek teknoloji yoğunluğu 2021'de %3.2'ye düşmüştür. İmalat sanayindeki her bir girişim, 1000 girişimcimizin sadece 6'sı yüksek teknoloji ürünü üretmektedir. Bu işletmelerde toplam imalat sanayi istihdamının sadece %2.5'u istihdam bulunmaktadır. Sonuçta maalesef son 20 yılın sanayi ve teknoloji politikalarının geldiği nokta itibariyle Türkiye sadece bütçe ve cari açık vermemekte, aynı zamanda belirgin bir biçimde bilim, teknoloji ve vasıflı iş gücü açığı da veren bir ülke konumuna sürüklenmektedir. Nitekim Türkiye'nin gayri saf milli hasılasının ancak %1.09'u Ar-Ge harcamalarından oluşmaktadır. Burada en temel sorun Ar-Ge devlet desteklerinin bir Ar-Ge analizinin yapılmaması, var olan uygulamalarda niceliğe önem verilmesi, niteliğin geri planda tutulmasıdır. Bilimsel makale sayılarında nicelik artmakta ancak nitelik düşmektedir. Akademik hırsızlık yapan rektörlerin atandığı Türkiye'de kampüslerden akın akın yurt dışına iyi mezunlar ve hocalar kaçmaktadır. Buna ek olarak patent başvuruları artmakta ancak teknolojiye ve ürüne dönüştürülme oranı düşük seyretmektedir. Bu acı tablo içerisinde Türkiye 1980'de bile dünya gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %0.8'ini üretiyor durumdayken bugün de yaklaşık aynı oranı %0.8'lik bir oranı üretiyor durumdadır. Dünya nüfusunun buna mukabil %1.2'sinin Türkiye nüfusundan oluştuğunu göz önünde bulundurduğumuzda içine sürüklendiğimiz vasat ekonomik dinamiklerin bütün çarpıcılığıyla karşımızda durduğunu görürüz. Son 20 yıl boyunca elde edilen 63 milyar dolarlık özelleştirme gelirine 2 trilyon 595 milyar dolara yakın vergi gelirine rağmen yaklaşık 9 milyon civarında emekçi yurttaşımız geçim ücreti olarak asgari ücretin 300 doların bile altına indiği bir ücretle iktifa etmek durumunda bırakılmaktadır. İmalat sanayinde ihracatımızın kilogram başına değeri 2005'te bile 1,36 dolar iken 2019'da bu değer 1,13 dolara düşmüştür.
Endüstri 4.0'ı konuştuğumuz bu günlerde ulusal endüstrimiz en ileri sektörlerde bile endüstri 3.0 düzeyini aşamamaktadır. Teknik altyapı, akıllı yönetim ve organizasyon alanlarında ise endüstri 2.0 düzeyinde seyretmekteyiz. Genel ortalamada ise endüstri 2.5 düzeyinde bir teknolojik görüntü maalesef Türkiye'de söz konusudur. Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli komisyon üyeleri, tüm bu vasat göstergelere rağmen sanayideki sorunları saraya bağlı bir sanayi icra komitesi aracılığıyla çözebileceğini zannetmek, teknoloji ve teknoloji politikalarını da Merkez Bankası'nın faiz politikalarını okur gibi okumaktan farklı değildir. Dahası sanayiciyi yeni bir organize sanayi bölgeleri kanun taslağıyla imtihan etmek, yeni bir verimsizlik hikayesi yazmaktan başka sonuç yaratmayacaktır. Organize sanayi bölgelerinin dijital ve yeşil dönüşüm için akçe olarak kullanacağı bu kaynaklara açıkça çökmeyi amaçlayan bu taslak derhal geri çekilmelidir. Demokratik ve mali özelliğe sahip Türkiye'nin medar iftari OSB'ler üzerinde inşa edilmeye çalışılan vesayetçi bürokratik denetim niyetinden derhal vazgeçilmelidir. Tüm bu gelişmeler de göstermektedir ki maalesef ülkemizde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte ortaya çıkan kurumsal karmaşa, atama ve görevden almalar ve keyfi cezalandırılmalar otoriterleşme eşliğinde devam etmektedir. Bu nedenle Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli komisyon üyeleri, Türkiye'de hukuk devleti ve bireylerin can ve mal güvenliği yeniden tesis edilmeden, anayasal kurumların bağımsızlığı ve güvenilirliği yeniden sağlanmadan, akademik özgürlük ortamı ve kurumsal özellik yeniden tesis edilmeden, yönetimde liyakat ve şeffaflık sağlanmadan, medya özgürleştirilmeden Türkiye ekonomisi ne istikrar, ne büyüme, ne de teknolojik ilerleme hedeflerine erişemeyecektir. Ne de doğrudan yabancı yatırımları çekebilecek bir yatırım iklimi oluşturabilecektir. Tam da bu noktada Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarından itibaren Büyük Önder Atatürk'ün ve genç Cumhuriyetimizin demir-çelik, tekstil, cam, ilaç, aşı, çimento, gıda, şeker, enerji ve madencilik alanlarında gerçekleştirdiğine benzer 21. yüzyılın büyük bir kalkınma hikayesinin benzerini Jön Türk felsefesinin ışığında bilimsel ve ekonomik dönüşüm modeli eşliğinde yeniden inşa edebiliriz. Günümüzün ranttan, kara paradan ve yolsuzluktan beslenen tüm keyfi ve otoriter rejimlerinin izledikleri sermaye birikim stratejilerinin tam aksine bizler Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına çağrı beyannamemizde açıkça ortaya koyduğumuz üzere sürdürülebilir bir sanayi ve ekonomi politikası için tüm bileşenlerin ortak çabasıyla yeniden yapılandırılacak anaokulundan üniversiteye özgür ve bilimsel bir eğitim sistemine, kamunun öncü rolünü yeniden tanımlayan bir stratejik planlama teşkilatına, rekabete, şeffaflığa dayalı bir yeni kamu ihale kanununa, yeni bir kamu özel işbirliği modeline, KOBİ'ler ve girişimcilerimiz için adil bir teşvik ve vergi sistemine, devlet yönetiminde ve toplumun her kademesinde liyakate dayalı yüksek yetenek istihdamına, yeşil ve dijital dönüşümü teşvik eden bir ekosisteme, en önemlisi de Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracak güçlendirilmiş parlamenter sisteme ihtiyacımız olduğunu değerlendiriyoruz, bunu yineliyoruz. Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri, bu çerçevede özellikle Kalkınma Bakanlığı'nın kaldırılması ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı altındaki kalkınma ajansları konusunda yerel yönetimlere stratejik ve teknik destek verme konusunda hala yetersizlikler yaşanmaktadır. Ajanslar, belediye, firma ve kooperatiflerin başvurularını değerlendirmede sıralama ve eleme kriterleri açısından gerekli şeffaflık mekanizmalarına sahip değildir. Daha da önemlisi, 2006'dan sonraki dönem için maalesef dağıtılan kaynakların ve sonuçlandırılan projelerin etki analizi yapılmamaktadır. Yasal olarak kalkınma kütüphanesinde kamuoyuyla paylaşılması gereken sonuçlar paylaşılmamaktadır. Yatırım destek ofislerinin de aynı şekilde daha fazla tanıtıma ve işlerliğe kavuşturulmasına gereksinim vardır. Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri, KOBİ'lerimizin kanayan yarası olan nitelikli eleman açığı her geçen gün artmaktadır. Sanayinin istediği dijital dönüşüme ve diğer yetkinliklere uygun genç teknik elemanlar bakanlıklar arasındaki kopukluklar nedeniyle istihdam edilememektedir. Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının işsizliği 2019'da tarihi bir rekor kırarak %15'i aşmıştır.
Mesleki ve teknik orta öğretimdeki öğrenci sayısı 2015'ten bu yana %20 azalmıştır. Sanayi stratejimiz, mesleki eğitim almış gençlerimizin istihdamını teşvik etmediği KOBİ'lerimiz için, KOBİ'lerimiz personel sıkıntısına düşmekte, gençlerimiz düşük maaşla ve uzun çalışma saatleriyle karşı karşıya kalmaktadır. KOBİ'lerde düşük ücretle ve kayıt dışı göçmen işçi çalıştırma pratikleri yüzünden vasıflı mesleki eğitim almış personel kendi sektörlerinden kopmakta ve oldukça pahalı olan mesleki eğitim heba olmaktadır. Bakanlığın hayata geçirdiği model fabrika uygulamaları orta ve büyük ölçekli firmaların yalın üretim tekniklerine yardımcı olmakta, verimliliği, işçilerin kaliteli ve hızlı üretim pratiklerini, becerilerini kazanmasına katkı vermekle birlikte Türkiye KOBİ'lerinin %85'ini oluşturan mikro ve küçük ölçekli işletmeler bu imkanlardan yeterince yararlanamamaktadır. Sayın Başkan, değerli üyeler, KOSGEB'ler konusunda da verilen desteğin etki analizi elimizde yeterli düzeyde bulunmamaktadır. ARGE çalışması yapılmış olan ürünlerin ticarileştirilmesinde ve markalaştırılmasında ciddi sorunlar vardır. KOSGEB ile TÜBİTAK arasında koordinasyon mekanizmaları yetersizdir. Araştırmanın yanı sıra destek ve değerlendirme işlevlerini üstlenen TÜBİTAK gibi güzide bir kurumumuzda ise personel sayısı yetersiz ve iş yükü ağırdır. Dünyadaki muadil kuruluşlarda Almanya'nın Fraunhofer, Hollanda'nın TNO, Kore'nin MITE ve Amerika'nın NFS gibi bütçe ve çalışan personel sayısı yüksek kurumlarıyla kıyaslanabilecek durumda değildir. TÜBİTAK büyük bütçeli 5G ve benzeri kritik projelerin desteklenmesi mekanizmasında seçilen prefinansman modeli yüzünden şirketleri büyük vergi ve maaş yükü altına sokmaktadır. Proje hak edişleri ise bir yıl içinde kesintiye uğratılarak yapıldığından startuplarımız proje teklifi veremez duruma gelmişlerdir. Sayın Başkan, KOBİ'lerimiz açısından yerlilik ve millilik kavramının doğru tanımlanması gerekmektedir. Hükümet yerlilik ve millilik kavramlarını savunuyor görünmesine rağmen bakanlığın politikaları uluslararası şirketlerin Türkiye'de kurduğu şirketlere kendi ürünlerinin kısmi montajını yaptırarak sanayi ve ticaret odalarından aldıkları kayıt belgesiyle gerçekten ve yerli ve milli firmalarmışçasına gerçek firmalarımız karşısında haksız rekabete girebilmelerine imkan sunmaktadır. Bakanlık bu konuda KOBİ'lerimizin küresel firmalara karşı haksız rekabet altında ezilmesine seyirci kalmaktadır. Nitekim yerli ve milli 5G projesi kapsamında dünyada 6G'nin bile konuşulmaya başlandığı bu günlerde gerçek anlamda yerli ve milli firmalarımızın hazırladığı 5G projesi yerine ağırlıkla Çin, Güney Kore ve İskandinav firmalarına imkan tanınmaktadır. Bu aynı zamanda Türkiye'de çok yüksek sayıda yerli mühendisimizin istihdamının ve dijital firmaların ekonomimizin sürükleyicisi haline gelmesinin önünde çok büyük bir engel olarak durmaktadır. Sayın Başkan, yerli ve milli firmaların ulusal ve uluslararası ihalelerde proje kredi destekleri alması konusunda ciddi sıkıntılar mevcuttur. Ulusal ve uluslararası ihalelere katılan firmalarımız gerek teminat mektubunu sağlamakta ya da ihaleyi yapan kuruma uzun dönemli proje finansmanı kredi koşulları yaratılamadığı için yabancı rakipler karşısında ihale dışında kalabilmektedir. Hem ülkemizde hem de küresel düzlemde rekabet imkanı yaratabilecek olan bu firmalarımızın yalnız bırakılmaması, yetersiz proje finansman pratiği yüzünden kadükleştirilmemesi gerekmektedir. Metro ve raylı sistemlerinden haberleşme ve telekomünikasyon sektörüne, iş makinalarından biyomedikal sektöre, inşaattan makine imalat sektörüne kadar pek çok alanda iddialı olan medarı iftarımız Türk KOBİ'leri bu taleplerine yıllardır yanıt alamamaktadır. Aynı şekilde KOBİ'ler için yüksek öneme sahip olan yüksek ve orta teknolojik üreten firmaların ihracat ve satış aşamasında özellikle ürünlerinin kalite ve kalibrasyonunun testlerinin yapılması sürecinde uygun fiyatla ve kısa sürede tamamlayabilecekleri uluslararası akreditasyona sahip saygın ulusal test altyapısı hala çok yetersiz düzeydedir. KOBİ'lerimiz yıllardır ilgisizlik nedeniyle yüksek test maliyetlerine katlanmakta, rekabet güçleri olumsuz etkilenmekte, milyonlarca dolarlık kaynak dışarıdaki test merkezlerine aktarılmaktadır. Elektronik,
kimya, ilaç, biyomedikal ve benzeri testler kurulması bu açıdan büyük önem arz etmektedir. Bu akredite test merkezlerinin yokluğu özellikle dar bütçeli startupların geliştirdiği yeni ürünlerin sertifikasyonunda ve gerekli belgelerin alınmasında zorluklar çıkarmaktadır. Değerli Başkan, kıymetli üyeler, Uzay Ajansı'nın kuruluşunu oldukça küçük bir bütçeyle bile olsa mutlulukla karşılıyoruz. Türk bayrağının göklerde, uzayda, KOBİ'lerimizde, organize sanayi bölgelerinde dalgalanması hepimizin gururudur. Ancak Uzay Ajansı'na verilen bu küçük bütçenin Türk Hava Kurumu'nun geçtiğimiz yaz ayları içerisinde yerde kalan uçaklarının tamir edilememesi, bunlara uygun ustalık, teknolojik müdahalenin devreye sokulamaması gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalması riskini göz önünde tutmak gerekmektedir. Uzay Ajansı'na ayrılan para, Türk Hava Kurumu'ndan esirgenen para gibi maalesef Türkiye'nin ciğerlerinin yandığı durumda atıl, etkisiz ve sadece propagandaya dönük bir çalışmaya dönüşmemelidir. Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli üyeler, 2022 Savunma ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi maalesef bu özellikleri itibariyle KOBİ'ler, istihdam, ARGE, ithal ikamesi istihdamı, kapasitemiz, ihracat ve markalaşma süreçleri açısından beklentilerimizin altındadır. Süreniz doğmuştur. 2 dakika ek süre veriyorum. Lütfen tamamlayınız. Teşekkürler Sayın Başkan. Bu beklentilerimizin altındadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin bu beklentileri karşılayabilmesi için ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizin ışığında vurguladığımız yeni bir kamu yatırımcılığı modeline, yeni bir stratejik planlamacılığa, yeni bir ulusal kalkınmacılığa, yeni bir kooperatifçiliğe, yeni bir kamu özel işbirliği modeline ve her şeyden önemlisi yeni bir demokratik yurttaş katılım pratiğine ihtiyacı vardır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem içinde Cumhuriyetimizin demokrasi ve ulusal kalkınma ile taçlandırılması ancak bu sayede mümkün olacaktır. Stratejik şirketlerimiz arasında yer alan ve milli gururumuz olan Aselsan 1975 yılında, TUSAŞ 1973 yılında, Aspisan 1981, Havelsan 1982, Roketsan ise 1988 yılında kurulmuştur. Ulusal savunma sanayimizin gelişmesi ulus olarak bizi her zaman gururlandırmaktadır. Ama şu da unutulmamalıdır ki ulusal savunma sanayinde ve teknolojilerinde elde edilen gelişmeler Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin desteklediği beşli çeteden önce de vardır, sonra da olacaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ranta, kara paraya ve kayırmacılığa dayalı savunma ve teknoloji politikaları. Savunma politikaları bu çerçevede ulusal bir proje olarak sunulmamalıdır. Tüm heyeti saygılarımla selamlıyorum. Teşekkürlerde genellikle Uzay Ajansı, yerli araba, gençlerimizin katıldığı uluslararası yarışmalarda aldıkları dereceler ile sanayide çağ atladık gibi masalımsı anlatımlarla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Sayın Bakan, ihracatımız şu kadara ulaştı övülmesine yer verirken ithalattan ve cari açığa yaratan sebeplerden büyümeden bahsederken de ekonominin küçülmesinden hiç bahsetmemektedir. Bununla birlikte KOP, DAP, GAP gibi halkın ihtiyaçlarına doğrudan etki edebilen bölge kalkınma idarelerinin bütçeleri, yatırımları, çalışmaları ve projelerinden bahsetmemektedir. Bu idarelere ilişkin söyledikleri her yıl biraz daha azalmış, nihayetinde de tek cümleye düşmüştür. KOP Bölge Kalkınma İdaresi ile ilgili olarak sadece bölgesindeki 885 projeyi destekleyerek 131 hektar alanı modern sulama sistemine kavuşturduk demiştir. KOP bölgesi için sulamanın ve su tasarrufunun önemi muhakkak. Bu konuda ne yapılırsa yapılsın bölge için yetersizdir, azdır. Daha fazlası yapılmak gerekir.
Zira bölge yıllardır Anadolu'nun karnını doyurmuş, tahıl ambarı kabul edilen bölgedir. Ama Sayın Bakan, AKP iktidarının Konya'nın, Karaman'ın ve tüm KOP bölgesinin kurtuluşu olarak sunduğu Mavi Tünel projesi ne oldu? Her defasında yıl sonunda veya önümüzdeki yıl bitecek denilerek bölge insanının, çiftçisinin avutulduğu bu proje ne oldu? Ya diğerleri? Karapınar'da, Ereğli'de, Karaman'da oluşan obruklar bir gün bir köyü, bir mahalleyi yutacak. O zaman anlayacaksınız. Orta Anadolu'nun suyla buluşmasının değerini. Anlayacaksınız anlamasına da o zaman çok geç olacak. İnşallah olmaz. Bu proje bölgenin güneyi için yetersiz de olsa kısmi bir çözüm olarak kabul edilse bile, bölgenin kuzeyi için şu an uygulamada olan bu ölçekte bir proje dahi yok. 2013 yılında bilim insanlarınca değerlendirilen ve dillendirilen Fırat'ın suyunun Karasu ve Kızılırmak üzerinden KOP bölgesinin kuzeyine taşınmasına yönelik düşünce hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. KOP Bölge İdaresi bu konuda bir çalışma yapmakta mıdır, yapacak mıdır? Bakanlığınızın ve KOP Bölge İdaresi'nin yetersizliği, Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ'nin beceriksizlikleriyle bölgeye, bölge dışından su sağlanamadığı için yaygın şekilde yeraltı suyu kullanılmaktadır. Türkiye'nin en çok yeraltı suyu kullanan 10 ilinden 3'ünün Karaman, Konya ve Aksaray'ın bulunduğu bölgede tarımsal enerji kullanımı maliyeti has safhada can yakmaktadır. Elektrik fiyatları son 3 yılda %22 oranında zamlanmıştır. Geçtiğimiz gün elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yapılan zam da nazara alındığında elektrik fiyatının daha da zamlanacağı muhakkak. Bölge çiftçisi bu maliyetin altında ezilmektedir. Bu nedenle de tarım yapamaz, tarlasını ekemez hale gelmiştir. Sayın Bakan'ın sunumunda birer cümle yer tutabilen KOP, KAP, DAP gibi idareler bu yıl zaten Sayıştay tarafından da denetlenmemiş. Demek ki bu bölge kalkınma idareleri de bu sene pek de bir şey yapmamışlar. Bunun yansıması olarak da KOP Bölge Kalkınma İdaresi'nin kapsadığı illerin gayri safi yurt içi hasılasının artış oranı eğer bir yazım yanlışı yoksa %0. Sayın Bakan bir sürü şeyden bahsetti. Şöyle uçtuk, böyle kaçtık dedi. Bu uçuşları, kaçışları KOP bölgesinin gayri safi yurt içi hasılasına yansıması %0. Ne denir? Zannederim bravo denir. Bu anlamda Orta Anadolu çiftçisi köylüsü bu durumu doğru değerlendirsin. AKP çiftçiyi özellikle Orta Anadolu, Karaman, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat çiftçisini gözden çıkarmıştır. Bölge insanımız bunu böyle bilsin. Eğer hayır gözden çıkarmadık diyorsanız bölgede kullanılan tarımsal elektriği Doğu ve Güneydoğu'daki 6 ilde yaptığınız gibi bütçeden destekleyin. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. HDP Çekistan Sayın Ali Kenanoğlu. Buyurun, ben süreniz 5 dakika. Sayın Başkan, Sayın Bakan, Hazırım Ordu, Sayın Güler'i selamlıyorum. Evet. Mehmet Bekaroğlu'na veriyorum. Sayın Bekaroğlu, süremiz 10 dakikadır. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlar. Biraz evvel Sayın Bakan'ın anlattığı Türkiye, niye biz görmüyoruz bilemiyorum. Yani burada bir kitap var, sanki bir oyun o yapılıyor ve o anlatılıyor gibi. Yani böyle bir Türkiye yok. Bak niye yok hemen söyleyeyim Sayın Bakanım. Şimdi bütçe yapıp gönderdiniz ya buraya Sayın Varank. Yani bu bütçenin daha üçte biri, dörtte biri görüşülmeden bu bütçe uçtu gitti. Böyle bir bütçe yapılamaz. Niye yapılamaz? Çünkü bütün rakamlar eridi gitti yani. Enflasyon rakamları 2,39 geldi bugün. Doların göstermiş olduğu hedef 2023 hedefinin de ötesine geçti. Bugün tekrar 9,75'i gördü. Yani rakamlarını enflasyon keza sizin öngördüğünüz 16'lar filan şöyle dursun 20'yi buldu. Borçlarla ilgili rakamlar bak Sanayi Bakanlığı şey yapıyor. Sanayi firmalarının borçları ile ilgili de çok ciddi batık borçlarla ilgili çok ciddi problemler var. Sadece enerji şirketlerinin 47 milyar dolar borcunu ne yapacağını düşünüp duruyorsunuz. Kimse bir şey yapamadı. Yani böyle olmasa keşke ama durum bu. Yani gönderdiğiniz bütçe rakamları uçtu arkadaşlar. Böyle ne büyüme rakamları, ne enflasyon, ne döviz hiçbir şey tahmin edildiği gibi değil. O bırakın yani orta vadeli program hikayeyi ve ki uçtu. Bütçeyle gelenlerin tamamı mı gitti?
Bakın Sayın Bakan baştan sona ileri teknolojiden bahsetti, ARGE'den bahsetti. Bunlarla ilgili neler yaptıklarını söyledi. Yerli ve milli işte uçaktan otomobile kadar neler yapacaklarını söyledi bize. Güzel yani bunlar bu temennilere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da katılmamak mümkün değil. Ama değerli bakanım sadece sizle ilgili olmayan bir problem var. Bu söylediklerinizin olabilmesi için böyle bir altyapı, böyle bir teknolojik sanayi gelişimi, altyapısı böyle bir şey yok. Defalarca bu toplum maalesef bu imkanları harcadı ve en son sizin elinize düştü. 2010'larda, daha 8'lerde, 10'larda, 12'lerde, dünyada, likidite, dünya kadar para uçuştu, geldi. Siz betona gömdünüz, siz de bunu harcadınız. Bakın biz demokrasi, bakın birinci, yani ilk Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında Atatürk arkadaşları, daha sonra gelenlerin yaptıkları bağımsızlıkçı yaklaşımla sanayi olmadan, gelişme olmadan, kalkınma olmadan bir şey olamayacağını öngörerek yaptılar. Ondan sonra biz demokrasiyi, değerli arkadaşlarım, maalesef herkesi dahil ediyorum, buraya yanlış anladık. Ne anladık bu yanlış anlaması? Bir öne geçme, kapma, ele geçirme yarışı olarak ele aldık demokrasiyi. Maalesef böyle oldu. Yani bir birikim modeli olarak ele aldık. 50'den başlayarak biz siyaset, maalesef siyaset yapanlar bir adım öne geçmek, devlette toplanan imkanları bir yerlere dağıtmak, yani bir birikim modeli olarak gördüler sadece. O nedenle iktidar savaşları çok çetin geçti. Bakın 50'li yıllardan başlayarak NATO'ya girmemizle beraber yıllarca bu toplumda komünist kovalandı. Bir süre sonra işte gerici kovalandı filan. Şimdi siz bölücü, FETÖ'cü, işte CHP'li filan kovalıyorsunuz ve devleti ele geçirmekle meşgulsunuz. Meşgulsunuz. Her tarafta liyakat filan bitti. Liyakatın olmadığı bir yerde üniversitelerinizin durumu ortada. Dün konuştuk. Bilim merkezlerinin durumu ortada, konuştuk. Bilim adamlarımızın durumu ortada. Maalesef konuştuk. Böyle bir ortamda sanayi, teknoloji, ARGE falan olmaz. Nitekim verdiğiniz rakamlar da bunu gösteriyor. Değerli arkadaşlar, yani kafayı takılmış bir şey. Yanlış. Eğer biz bu piyasa düzeni içindeysek bu teoriler yanlış. Hangi teoriler yanlış? Yani faiz düşünce enflasyon da düşeceği defalarca deneyerek gördük. Yok böyle bir teori. Çoktu. Bunu kabul edin. Başka bir şey. Dolar yükselsin önemli değil. Dolar yükselince ihracat artacak. İhracat artınca tekrar gelecek. Ya öyle bir şey yok. Nereye geldiniz bunun sonucunda biliyor musunuz? Artan ihracatla övünüyorsunuz. Bir dolara, belki de bir doların altında Avrupa'ya tişört satıyorsunuz. Gelinen yer budur. Yani bizim işçimiz, garibanımız, emekçimiz sömürülüyor ve dışarıya katma değer aktarıyoruz. Yapılan gelinen nokta maalesef budur. Yani bu teoriden lütfen vazgeçiniz. Buradan bir yere gidilmez. Bakın Cumhuriyet 60'lı yıllarda Netaş ve Teletaş diye iki tane şirket kuruldu. Daha sonra Özalizm'le beraber onları sattık. Teknoloji üretiyorlardı değerli arkadaşlarım. Sonra geldiler dünya devleri, bunları aldılar. Aldılar ama hiçbir ARGE'yi Türkiye'ye getirmediler. Çünkü başka yerlerde de yapıyorlardı. Şimdi bakın böyle modelleriniz var mı yok mu? Yok diyorsunuz şimdi, şey yapacağız, otomobil yapacağız diyorsunuz. Yapın değerli arkadaşlar. Kimsenin buna bir şey yok. Ama kullanılan teknolojiyi siz benden iyi biliyorsunuz. Ne kullanıyorsunuz arkadaşlar? Şimdi açalım. Bakalım burada nedir, kimin şeyini kullanıyorsunuz, ne kadarı Türkiye'den geliyor burada, ne kadarı başka ülkelerden geliyor, bir bakalım. Elektrikli motor Alman Bosch, batarya Çin, araç entegrasyonu Alman EDAG, şasi işlemleri İngiliz Mira, tasarım İtalyan Pininfarina. Nedir değerli arkadaşlar burada milli, bir tane marka yapın, buna da bir itirazımız yok ama millete dürüst bir şekilde anlatın ya. Biz böyle bir şey yapıyoruz. Nitekim teknolojinin bir kısmı gelecek, biz de üreteceğiz filan. Yani büyük törenlerle filan böyle işte yaptık, ettik, uçtuk, gezdik filan. Ya yok ya. Ya oraya getirdin arabayı, İtalya tasarımını bile orada yaptırdın Sayın Banak ya. Ayıptır ya. Yani etmeyin yani. Böyle bir şey olmaz. Hani yaptığınız şeyin yanlış olduğunu söylemiyorum. Sunuşunuza uçmuyoruz, öyle Türkiye falan uçmuyor. Sizin heyecanınızı çok takdir ediyorum, çok da seviyorum. Çok yerinizde duramıyorsunuz, güzel. Ama böyle değil, bu millete yazıktır değerli arkadaşlarım. Böyle olmaz, etmeyin.
bak Arge'de, Marge'de filan neredeyiz arkadaşlar yani? 1.09'a çıktık diyorsunuz. Güzel yani, bunu kim eleştirebilir? Ama daha neredeyiz kardeşim yani? Ya geldiğimizde Şili, Meksika'nın filan yani. Kore nerede? 4.5 değerli arkadaşım. OECD ortalaması 2.5. Neredeyiz yani? Dolayısıyla yani İsrail'e filan bakın 4.9. O nedenle Arge'de bir yere geldik. Bu Arge ile bu gelinen yerle başka bir yere gidemeyiz değerli arkadaşlarım. Maalesef yani. Üzülerek ifade ediyorum. Bakın siz sanayi ile ilgili dünya kadar teşvik verdiniz. Büyük çoğunluğu da Plan Bütçe Komisyonu'nda geçti. İyi şeyler de var. Ama öyle işler yaptınız ki şu anda siz tarım kredi şeyleri, market zincirlerini 3 milyar para vererek pahalılığı falan önleyeceksiniz. 30 bin markete karşı 1000 market açarak önleyeceksiniz. Hayır, siz tarımı ihmal ettiniz. Tarım arazilerini verdiniz arkadaşlar. Çevreyi düşünmediniz. Öyle bir şey yok. İnsanı düşünmediniz. Her şeyi veriyorsunuz. Kime veriyorsunuz? Ne oluyor bunun sonucunda? Bir bakın. Bakın şimdi büyüme ile ilgili gelişmiş bir ülke olmak gerekir bu Arge Marge'de bu söylediğiniz hedeflere ulaşabilmek için. Neye bakarak söylüyorsunuz? Sadece Arge harcamaları değil, çok ciddi bir şekilde gelişmişlikle ilgili kriterler var değerli arkadaşlarım. Bu kriterlerin neresindeyiz? Yani siz biz şu kadar harcama yaptık, şuralara kadar geldik demekle bir yere gidemiyorsunuz. Dünyanın, Birleşmiş Milletler'in, bu vaktim yok, bu konuyla ilgili ortaya koymuş olduğu göstergelerde, bırakın gelişmişlikte, gelişmiş 21. ülke olduk, işte G20'lerin içinden çıktık, ona bırakın, 50-55. sıralardayız, işin gerçeği budur. Ha, bu gerçekleri kabul edelim de buradan nasıl çıkacağımızı hep beraber konuşalım edelim. Çok önemli konular var. Birkaç tane konu önemli olduğu için onlara bırakıyorum. Birkaç konuya şey yapacağım. Bakın, bu alacaklar falan söyledim. Türkiye'nin en önemli sanayisini ve teknolojisini geliştireceği alanlardan bir tanesi ilaç ve tıbbi cihaz şeyidir. Ya bu üniversite hastanelerin durumu nedir? Üniversitede hastanelerin geriye doğru giderek tıbbi araç ve gereçlerin firmalarını nasıl batırıyor? Bakın bu insanların o 10 milyarlara yaklaşan alacağı var devlette. Bir kere pazarlık yaptınız, iki kere pazarlık yaptınız, indirim aldınız. Sizin bakanlık yapmıyor belki, başka bakanlıklar yapıyor ama size de geliyor netice itibariyle, bunlar teknoloji üretiyorlar. Şimdi tekrar diyorsunuz ki şu kadar daha indirim yapın da sileceğiz. Ya onları sildiniz. Peki üniversitelerimizin durumu ne olacak? Arkadaşlar, üniversite hastaneleri, döner sermayeleri batmış durumda. Orada sadece hizmet vermiyoruz değerli arkadaşlarım. Gelecekte bu ülkenin, bu milletin sağlığını şey yapacak doktorlar, hekimler yetiştiriyoruz. Onlar yetişemeyecek duruma gelmiş. Ya siz köylere vermiş olduğunuz, garantilere vermiş olduğunuz paralar bu kadar değil. Bakın İstanbul Havaalanı'nın pandemi dolayısıyla 2 milyar 90 milyon euroluk kira alacağından vazgeçtiniz ya. Bunun yarısını niye tıbbi cihaz alıcılara, üreticilerine vermiyorsunuz? Bunları anlamak mümkün değil değerli arkadaşlarım. Ya betonla görüyorsunuz çünkü her şeyi, diyeceğim kızacaksınız. Ya bu çimento ve demirde de çok önemli problemler var. Bakın sizin beton işiniz de batıyor ha. Yani bırakın yüksek teknoloji. Birkaç cümle. Yüksek teknoloji ihracatımızda %3, %2.8'e düştü. Yani Ekim ayında %2.8'e düştü. Yüksek teknoloji ihracatımız 2.8'e düştü. Yani sizin ekonomiyi bağlamış olduğunuz, şimdi vazgeçtiniz, savunma sanayi falan diyorsunuz ama çimentoda neler oluyor? Kat kat artışlar var. Bu nedir? Aynı şey demirde de var. Bunlarla ilgili bir tedbirleriniz var mı? Şimdi bize şunu söylemeyin. Bitiriyorum. Bize şunu söylemeyin. Dünyada problemler bunlar. O nedenle bizde dünyada evet fiyatlar şimdi arttı, doğru. Bunlarla ilgili de tedbirinizin olması gerekirdi. Bu da sizin göreviniz. Ama bunlar olmadan evvel, dünyada bunlar olmadan evvel de Türkiye ekonomisi çok farklı bir yerde değildi maalesef. Bir potansiyel daha var bu ülke elinde. Sizden sonra gelecek hükümet. Sizden sonra gelecek hükümet umarım, bu cümle önemli söyleyeyim. Sizden sonra gelecek hükümet umarım bu demokrasiyi falan, İşte bir adım öne geçme, pay kapma, yandaşa verme yarışı, diğerlerini devletten uzaklaştırma yarışı olarak almaz. Siz bu sebepten dolayı bu milletin büyük bir umudunu yok ettiniz. Allah'a bunun hesabını nasıl vereceksiniz bilmiyorum ama umarım bundan sonra hükümet yapmayacak. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim.
basınımızda bir ifade yer almıyor. Bu proje ne aşamada? Yerli ve milli uçaklarımız hangi tarihte göklerde olacak? Bunu şunun için önemsiyorum. Türkiye Uzay Ajansı 2018 yılında kuruldu. Olumlu bir gelişme. Hedef uzaya bağımsız erişim olarak açıklandı. Ay'a da 2023 yılında sert iniş yapmak için çalışmalara başlandığı duyuruldu. Şaşalı bir sunumda uzaya gidişimiz gündem oldu. Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik krizle, her gün akaryakıta gelen zamlarla vatandaş aya gitmeyi beklerken yaya gidecek. Hatta atlı arabaya ya da öküzle tarla sürmeye dönecek duruma düşürüldü. Ama yine de böyle bir girişim önemli. Ben bu konuda Türkiye Uzay Ajansı'nın faaliyet raporunu aldım, inceledim. 2018 yılında oluşturulan kurumun bir sunucusu var. 58 masaüstü bilgisayar kasası, 39 dizüstü bilgisayarı, 10 yazıcısı, 80 telefonu ile 657'ye göre 43 kadrolu, 7 geçici, 6 sürekli, toplam 56 kişiyle faaliyette olduğu raporunda yer alıyor. Kurumsal yapılanma süreci halen tamamlanmadığı ifade ediliyor. İhtiyaç duyulan alanlarda nitelikli personel temininde güçlük yaşandığı kurumca da ifade ediliyor. İlgili kurum personel yönetmeni dahi henüz yayınlanmadığı ifade ediliyor. Uzay faaliyetlerine yönelik yasal düzenleme boşluklarının giderilmediği, kurumun müstakil bir yerleşkeye sahip olmadığı, çalışma koşulları ve ofis ortamlarını iyileştirme sürecinin tamamlanmadığı kurum faaliyet raporunda yer almış. Dünyada bulunan muadil kurumlar ile yarışır veya çalışır duruma gelebilmesi için personel özlük haklarının iyileştirilmesi, bütçenin artırılması, teknik ve teknolojik güçlendirme sağlanmasını beklediği kurumun faaliyet raporunda yer buluyor. Kurumun durumu bu hedeflerle, yani aya gitme hedefiyle örtüşecek bir altyapının halihazırda oluşturmadığını gösteriyor. Uçaktan sonra aya gitmek de dilek temenni olarak mı planlandı? Gündem yaratmak, algı oluşturmak için mi bu konu öne alındı? Değilse bu faaliyet raporunda da yer bulan kurumun mevcut durumu, bütçesi ve yapacağı çalışmalarla ilgili ifadeleri anlatılanlarla örtüşmüyor. Bunun da açıklanması gerekiyor. Sayın Bakan, 2018 yılının Nisan ayında NİDE Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla bir tören yapıldı. Türkiye genelinde 19 firmanın yer aldığı süper teşvikten faydalanacağı açıklanan bir firmaya güneş enerji paneli üretim tesisi için destek verildi ve 6 ay içinde faaliyete geçeceği de ifade edildi. İlk etapta 1500 kişi, yıllar içinde 5000 kişiye istihdam sağlanacağı belirtilen bu tesisin temel atmasından bu yana 3 yıl geçti, hala temel olarak duruyor. Buranın süresinin daha olduğu verilmiş olan yanıtla yer almasına rağmen ne zaman yatırımın başlayacağı ya da durumunun ne olduğu, devre dışı mı kaldı, açıklanması gerekiyor. Bizim edindiğimiz bilgilere göre bu yatırımdan vazgeçildiği söyleniyor. Öyle olunca seçim öncesi bir bakanın gelip temel attığı böylesi önemli bir yatırım neden yapılmıyor? Ayrıca 2015 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen NİDE Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi yenilenebilir enerji kaynak alanı ile ilgili 2018 yılında resmi gazetede yayınlanan kararla da yapılacağı ifade edilmişti. Hala bu alanda da hiçbir çalışma yok. Verilen tüm yanıtlarda bu konuda yapılacak çalışmalar ifade edilmesine rağmen aradan geçen sürede ne yazık ki bir gelişme olmadı. Genel olarak sanayinin ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda yaşadığı sorunlar ve sıkıntılar da son cümle olarak ifade etmek gerekirse Sanayi ve Ticaret Odası'nın başkanı dahi artık durumdan şikayetçi hale geldi. Bölgemizde organize sanayi ile ilgili yatırımlarda sağlanan desteklerin artırılmasının da ihtiyaç olduğunu belirtiyorum. Ayrıca NİDE'nin en önemli fabrikalarından birinin de bu dönemde kapanmış olmasından duyduğum üzüntüyü de ifade ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar. Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, eğer bir ülkede geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon ise
başta sanayi politikalarını belirleyenler şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Ancak burası halkın gerçekleriyle sarayın hülyaları arasında uçurumun olduğu bir tek adam rejimi olduğu için başta siz Sayın Bakan, bütün karar vericiler yıllardır başarısızlığı kanıtlanmış, istihdam yaratmadığı açık olan sanayi politikalarında ısrar etmekte hiçbir beis görmüyorsunuz. Anlata anlata dilimizde tüy bitti, parayı betona gömer, bütçeyi faize kurban ederseniz bu halk işsizlikten kırılır, tencere kaynamaz, geçinemiyoruz diyenler ne yazık ki intihar etmeye başlar. Ne yapmak lazım? İmalat sanayisini büyüterek istihdamı artırmak lazım. Bunun için önce faizcilerin iktidar olmaktan vazgeçmek lazım. Bunu iktidar bilmiyor mu değerli arkadaşlar? Çok iyi biliyor. Ama iktidar varlığını borçlu olduğu düzenin aleyhine hiçbir şey yapamaz. Bu düzenin bel kemiği faizci sermaye ve bütün kamu kaynaklarına üşüşmüş beşli çetedir. Tek adam rejimini ayakta tutan kolonlar da bunlardır. Herkes görecek ki halkımız ilk seçimlerde bu kolonları yıkacak, sandık yoluyla tek adam rejimini ait olduğu yere, tarihin tozlu sayfalarına gönderecektir. Ne dedik? Bütçeyi faize kurban ediyorsunuz dedik. Şöyle bir bakalım. 2022 bütçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı ilgilendiren 3 program var. Bölgesel kalkınma, sanayinin geliştirilmesi ve tüketicinin korunması. Bu 3 programa ayrılan bütçe 26 milyar lira. 2022 bütçesine göre faiz giderleri 240.4 milyar lira. Kısacası sanayiye ayrılanın 9 katı faize gidecek, her ay 20 milyar lira faiz ödeyeceğiz. Halkımız işsizlikten kırılırken sanayiye ayırdığınız bütçenin 9 katına yakınının faize gitmesi açık bir başarısızlık örneği değil midir? Değerli milletvekilleri, tek adam rejimi dediğimiz bu haramzade düzeni irtifa kaybettikçe maliyeti halkımızın sırtına yükleniyor. Daha dün sanayi doğalgazına %48 zam geldi. Bir de sanayiciye örtülü zam var. Son kaynak tedarik tarifesi sınırı 2022 yılı için 7 milyon kilowatt saatten 3 milyona düşürüldü. 3 milyon kilowatt saat üstü kullanan çok sayıda sanayici de bu tarifeye dahil edildi. Sanayiciler ulusal tarifeden daha pahalı olan bu tarifeye dahil edilip elektrik tedarikçileri ile ikili anlaşma yapmaya zorlandı. Ülke ekonomisinde istikrarsızlığın devam ettiği bu belirsizlik ortamında tedarik şirketi ile ikili anlaşma yapan sanayici yarın tedarik şirketinin de zora düşmesi sonucunda boşa çıkarsa son kaynak tedarik tarifesi ile daha yüksek fiyattan elektrik kullanınca bunun hesabı kime ait olacak Sayın Bakan? Sayın Bakan, bu zamlar sanayide üretimi, istihdamı, enflasyonu doğrudan etkiliyor. Siz ise bu zamlar karşısında kılınızı kıpırdatmıyorsunuz. Böyle bir iğneden ipliğe her şeye zam demek. Bunun yoksulun cebine elini sokup para almaktan farkı yok demiyorsunuz. Bakın Ankara Sanayi Odası açıklamasında ne diyor? Ekmek ve makarnaya zam kaçırılmaz. Bugünkü internetten indirdim. Yeni zamlar yüzünden elektriği en fazla kullanan un ve makarna sanayicilerinin maliyeti olağanüstü arttı. Halkın en çok tükettiği ekmek ve makarnaya zam kaçınılmaz hale geldi diye açıklama yapıyorlar. Şimdi biz böyle söyleyince iktidar diyor ki dünyanın her yerinde zam geliyor. Ancak bizdeki zamlar hepsinin üstünde. Türkiye elektrik ve doğalgazda Avrupa'nın zam şampiyonu. 2019 ile 2021 yılı ilk yarılarını kapsayan 2 yıllık dönemde Türkiye'de elektrik fiyatları %47.4 arttı. Burada. Türkiye'yi takip eden ikinci sıradaki ülke Polonya %21.9, Türkiye'nin yarısı kadar bile zam yapmamış. Son 3 yılda ise elektriğe %100 zam yapıldı. Bugün Ankara sitelerde, yani mobilya endüstrisinin kalbinde basit bir sunta kestirmeye kalksanız bir atölye diğerinden rica ediyor. Çünkü makineler kolay kolay çalışmıyor. Elektrik faturasından canı yanan esnaf makine ısınana kadar para kaybedeceğini düşünüyor. Bu şartlarda sanayi nasıl üretim yapacak? Ya vazgeçecek ya da çaresizce bu zamları ürünlere yansıtacak. Borçkolik
ve faiz kolik bu bütçe yapısında istihdam yaratan, katma değer yaratan yerli sanayici hiçbir dişe dokunur destek bulamıyor. Sanayicilerimizi tutarlı, etki analizi sürekli yapılan bir teşvik politikası ile yüksek teknolojili üretime yöneltmemiz gerekiyor. Neden mi? Katma değerli, yüksek teknoloji üretmeyen, fasona, montaja çalışan, yani büyük ekonomilerin hamallığını yapan ekonomiler çöker. Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan da sunumunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hedefimiz net, ülkemizi katma değerli ve yüksek teknolojili üretimde global bir üst haline getirmek istiyoruz dedi. Fakat gerçekler öyle demiyor Sayın Bakan. Üretimimiz artıyor gözüküyor ama kilo başına ihracat değerlerimiz düşüyor. 2018'de 1 kilo ihracatımız 1.28 dolar getirirken 2021'de bu rakam 0.94'e geriledi. Bugün ülkemizin toplam ihracatında yüksek teknoloji ürün payı %2.8 iken dünya ortalaması bunun 7 katı düzeyinde. Düşük ve orta düşük teknoloji yoğunluklu imalat sanayi ihracatımız toplam ihracatımızın %65.5'ini kaplıyorsa, küresel markalaşma endekslerinde adımız anılmıyorsa ortada açık bir başarısızlık var demektir. Bu mu bahsettiğiniz güçlü sanayi altyapısı Sayın Bakan? Değerli milletvekilleri, bir ülkenin ihracat geliri kadar o ihracatın bileşenleri, alt sektörlerinin ihracatı katkısının ne oranda olduğu da kritiktir. İhracatımız yüksek teknolojiye dayanmadığı için ucuzlatarak rekabetçi avantaj sağlayacağımız tek şey emek gücümüz. Vatandaşını ucuz çalıştırmayı bir avantaj olarak gören bir sanayileşme stratejimiz var. Tüm dünyada ucuz iş gücüne sahip olarak bilinen Çin'in başkenti Pekin'de bir asgari ücretli 360 dolar, bizde ise asgari ücretli 290 dolar alıyor. Çin'deki asgari ücretli işçi bizim asgari ücretli işçimizden %22 daha fazla ücret alıyor. İktidar ülkemizi ucuz emek pazarı haline getirip adeta uluslararası sermayeye gel benim işçimi istediğin gibi sömür mesajı vermektedir. Rekabet gücünü işçinin emeğini ucuzlatarak sağlamaya çalışmaktadır. Ama ona rağmen yabancı yatırımcı ülkeye çekememektedir. Çünkü demokrasinin, hukukun, istikrarın olmadığı, her kararın bir kişinin iki dudağına bağlı olduğu bir ülkede kimse yatırım yapmak istemez. Sayın Bakan, emtia piyasalarındaki dalgalanmalar, enerji fiyatlarındaki hızlı artış, lojistik ve tedarik zincirlerindeki aksaklıkları sanayi sektöründeki riskler olarak sıraladı. Kısacası bütün üretim maliyetleri artıyor, artmayan üretim girdisine emek gücü. O yüzden diyoruz ki bu yoksullaştıran bir sanayi ihracat stratejisidir. Değerli milletvekilleri, ülkemizdeki işletmelerin %97 oluşturan esnaf ve sanatkarlar KOSGEB desteklerinden yeterince yararlanamıyor. 2009'dan itibaren hizmet sektörü de KOSGEB'in desteklerinden yararlanmaya başlamıştır. Destek programları uygulanmaya konulurken esnaf ve sanatkarlar ile tacir ve sanayiciler için başvuruların ayrı tutulduğu programlar hazırlanması önem taşımaktadır. KOSGEB destekleri genellikle başvuru sırasına göre karara bağlanmakta ve orta ölçekli işletmeler sahip oldukları insan kaynağı ve kurumsallaşmış olmaları nedeniyle bu prosedürü kolaylıkla tamamlamaktadırlar. Esnaf ve sanatkarlar ise genellikle bu programlardan yararlanamamaktadırlar. Bu sakıncanın giderilebilmesi için sadece 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında açılmış olan ve esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı işletmelerin başvurabileceği destek programları hazırlanmalıdır. KOSGEB hizmet ve desteklerinden kahvehane, çay ocağı, internet kafe ve emlakçı esnafı KOSGEB desteklerinden yararlanamamaktadır. İlgili bakanlar kurulu kararında değişiklik yapılarak tüm esnaf ve sanatkarlarımızın KOSGEB desteklerinden yararlanabilmesi sağlanmalıdır diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi AK Parti'nden Sayın İbrahim Aydın, ardından İYİ Parti'den Sayın Gümüş Yılmaz'a söz vereceğim. O rakamları ele almak istiyorum izninizle.
2022 Milli Uzay Programı'nı adım adım hayata geçiren bir bütçe olacağını ifade etti. Tabii bundan çok memnun oluruz böyle olursa. Bu bizi çok mutlu eder. Ama gerçekler hiç öyle görünmüyor rakamlara bakılınca. 2021'de Türkiye Uzay Ajansı'na 37 milyon TL uzay ve havacılık ödeneği ayrıldı. Yıl ortasına gelindiği ise bu paradan sadece 2 milyon 735 bin TL harcama yapıldı. Aslında adeta saraya inat gibi tasarruf edilmiş sanki. Güzel bir şey, tasarruf etmek de güzel bir şey. Peki uzaya çıkmak için 2022 bütçesinde Türkiye Uzay Ajansı'na ayrılan kaynak sadece 61 milyon 293 bin lira. Bunun zaten 17.3 milyon lirasını personel ve SGK giderleri olarak baktığımızda, düştüğümüzde elinizde kalır 44 milyon lira para. Sayın Başkan, bu parayı da bozdur bozdur harca, ister Ay'a çık, istersen Erzurum'da palan dökene. NASA 200 milyar para ayırırken biz bunu 40 milyon lira parayla nasıl başaracağız? 2023'te ajansa anca 67 milyon lira, 2024'te anca 72 milyon lira verecekler. İddia ediyorum o tarihler geldiğinde 2 yıl sonra bu paralarla anca kapıdaki Mercedes'lerden bir tanesini alırsınız meclisteki. Uzaya falan çıkamazsınız yani. Biraz gerçekçi olmak lazım. Burada samimi olmak lazım. Ben halkı kandırdığımızı düşünüyorum. Daha doğrusu buna alet edildiğimizi düşünüyorum bu komisyonda. Yani uzay konusunda da otomobil konusunda da hayal satıyoruz. Kusura bakmayın, hiç inandırıcı değil. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. HDP grubunda Sayın Ömer Öcalan, süreniz 5 dakika. Teknik kadrolarımız iş bulamıyor. Sanayicinin işçi ihtiyacı karşılayan bir eğitim sistemi yok. Meslek liseleri yetersiz. Teknik liseler iş garantili eğitim hakkı sunmuyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan onlarca gencimiz var. Bilim de teknoloji de bakanlığınıza bağlı. Ülkede milyonlarca üniversite mezunu işsiz. Her binanın altına yüksekokul açtınız. Üniversiteleri merdiven altına dönüştürdünüz. Piyasada karşılığı olmayan bölümlere onlarca kontenjan açtınız. Eğitim politikaları yüzünden birçok gencimiz diplomalı işsiz konumunda. Bununla ilgili bakanlık olarak hiçbir şey yapmıyorsunuz. İktidarınız gençlerimizi görmezden geliyor. Ekim itibariyle OSEB sayısı 327'ye ulaştı diyorsunuz. Ancak doluluk oranına baktığımız zaman %30'larda bulunan OSEB'ler var. Bir de kafayı takmışsınız OSEB'lere Sayın Bakan. OSEB'ler ticarethane değildir diyorsunuz. OSEB'lerin kasasında 500 milyon olur mu diyorsunuz. 500'ü bırak, 700 milyon para olan da OSEB var. Onun için OSEB'leri tehdit etmeyi bırakın. Asıl sorgulamanız gereken parası olmayan OSEB'ler. Neden paranız yok? Nereye harcadınız? Asıl sizin göreviniz bu. OSEB'ler paraları ne yapmışlar? Yatırım izni verdiniz mi? Bir OSEB başka bir bölgede OSEB kurma yetkisi var mı? Yok. Nereye harcasın OSEB? OSEB yenilebilir enerjiye yatırım yapabiliyor mu? Yok. Bu yetkiyi vermiyorsunuz. Sonra OSEB'lerin kasasındaki paraya göz dikiyorsunuz. OSEB'leri kamulaştırmaya kalkıyorsunuz. Sayın Bakanım dinleyin. Afet bağışı altında dünya tarihinde, Türkiye tarihinde görülmemiş. Bugün iktidar, bakanlık vergi koyabilir ama bağış adı altında iş adamını tehdit edemez. OSEB'lere genelge gönderiyorsunuz, kasadaki paradan bağış yapın diyorsunuz. Bağış yapmadıkları için yeni bir kanun taslağı hazırlayıp OSEB'leri tehdit ediyorsunuz. Ben de size soruyorum, OSBİK'ün verdiği çek 206 milyon 500 bin lira para toplandı. Bu parayı nereye harcadınız? Kamuoyuna açıklayın. Sayın Bakan, Türkiye'deki OSEB'lerin düzenini bozmayın. Türkiye'deki OSEB'ler bizim gururumuzdur. Türk lirası her geçen gün daha fazla eridiği için enerjiye ödediğimiz fatura kabarıyor. Navlun fiyatları 5 kat arttı. Ana metal sanayinde üretim fiyatları %73 arttı. Sanayi maliyetleri yükü altında ezilirken bakanlığımız bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Siz dünyanın en ucuz doğalgazını kullanıyoruz derken
Daha iki gün önce %48 zam yapıyorsunuz. Son bir yılda 9867 işletme kapandı. Sayın Bakan, yıllarca milleti yerli otomobil yapacağız diye oyalayıp Batmış Sahabı Hurda platformuna harcadığınız 47 milyon hesabını her zaman soruyorum, vermiyorsunuz. Bu 47 milyonun hesabını ne zaman vereceksiniz? 47 milyon euro. Bunu kaldırdınız. Ortada yok. Ben size öneriyorum. Bunu, bu aracı bir müzeye koyun. En azından gelecekteki nesiller sizin iktidarınızdaki başarıyı görsün. Her seçimde bunu kullandınız. Yerli otomobil geliyor diye. Şimdi de inşaat yapıyorsunuz. Ortaya bir inşaat yapıyorsunuz. Yerli otomobil yapacağız. Fabrikada o inşaatın içerisinde yerli otomobil yapılmaz. Yerli otomobil teknolojiyle yapılır. 2 dakika kendi süresinden fedakarlık, 5 dakika fedakarlık yapıyor. 5 dakika ilave edelim Sayın Arın'ın süresinden. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, uçan araba üretiminde dünya lideri olacağız diyorsunuz. 10 senedir karada giden aracı piyasaya sürmediniz. Uçan arabayı nasıl yapacaksınız? Milli otomobil diyorsunuz, ortada milli otomobil yok. Milli tank diyorsunuz, tank paleti satıyorsunuz. Nasıl millilik bu? Sayın Bakan, geldiğiniz günden beri yerli, milli ne varsa sattınız. Yandaş şirketlere verdiğiniz projelerle, hazine garantisiyle vatandaşımızın geleceğini çaldınız. Bakanlığımız 2023'te kendi uzay aracımızı aya göndereceğiz demiştiniz. Bütçeye baktığımız zaman tüm kurumlar için uzay ve havacılık 2022 yılı ödeneği %54 düşüşle 673 milyona düşürülmüştür. Türkiye Uzay Ajansı'nın bütçesi ise sadece 61 milyon arkadaşlar. 61 milyon lirayla nasıl uzaya gidersiniz? 2023'te uzaya gitmek için 61 milyon bütçe yeterli olamaz. NASA zamanında 200 milyar dolar bütçe ayırmıştı. Bu bütçeyle tam olarak nereye gitmeyi planlıyorsunuz ben bilemiyorum. Sayın Bakan, geçen yıl temsil ve tanıtma giderleri için 146 milyon harcama yapmışsınız. Bu yıl ise 1 milyardan fazla ödenek talep ediyorsunuz. Sayın Bakan, sormak istiyorum. Geçen yıl sadece 146 milyon harcama yapılmasına rağmen neden 1 milyarın üstünde ödenek talep etmektesiniz? Temsil ve tanıtım giderleri için bu derece bir artış gerçekten gerekli midir? Bunu açıklayın. Sayıştay raporlarına baktığımız zaman bakanlık tarafından verilen desteklerin etki analizi yapılmıyor. Verdiğiniz kredileri takip dahi etmiyorsunuz. Bakanlığın 2021 yılında tahakkuk edip de tahsilatı yapılmayan gelirleri ne kadardır? Bakanın bu konuyu aydınlatması gerekiyor. Bir diğer konu ise Sanayileşme İcra Komitesi. Bu kadar bakanlık ve kuruluş varken neden kuruldu? Komiteyle aynı işi yapacak bakanlık birimleriniz, politika kurallarınız dururken bu komiteyi kuran Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 4. maddesiyle şirket ortaklık paylarına ne gibi sınırlamalar getirmeyi hedefliyorsunuz? Bu komite rekabet kanuna yeni eklenen ve anayasaya açıkça aykırı olan yapısal tedbirler kapsamında şirket birleşme ve paylaşma müdahale edecek midir? Şirket birleşmeleri ve paylarına müdahale edecek midir? Komite varlık fonundaki paylara müdahale edecek mi? Bazı şirketlerin devlet bünyesine alınmasına karışacak mı? Bu sorularımıza cevap bekliyoruz. Bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesi geçen yıla göre %24 artış göstererek 14 milyar olmuştur. Sanayi bütçesi hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben teşekkür ediyorum. 4 dakika. Sayın Bakan Yardımcılarımız, çok değerli bakanlık bürokratlarımız, değerli milletvekili arkadaşlarım ve basının değerli emekçileri, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, tabii bugün ülkemizin kalkınması ve refahı için önemli bir bakanlığın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesini görüşüyoruz.
Uzun bir sunum yaptınız. Sunumunuzda epeyce projeler, çalışmalar vardı. Ben tabii hem kadrolarınıza hem size yapmış olduğunuz tüm çalışmalardan ötürü öncelikle bir teşekkür etmek istiyorum. Şimdi tabii Sayın Bakan, Türkiye'nin küresel rekabette ilerleyebilmesi ve kalkınma gösterebilmesi için mutlaka ve mutlaka üretmesi, büyümeyi sağlayabilmesi ve sanayileşmesi gerekiyor. Ülkemizin refah düzeyini yükseltebilmemiz ve küresel ölçekte de ülkemizin rekabet edebilmesi için tabii ülkeyi yöneten iktidarın da üretimde yapması gereken tercihler vardır. Yani bu tercihlerin neler olduğunu şöyle birkaç maddede sıralayacak olursak, örneğin verimlilik, ihracat odaklı üretim, katma değeri yüksek teknolojili üretim, üretim odaklı büyüme, İthal ham madde ikamesinin arttırılması, yani yerli üretimin desteklenmesi, inovasyon, ARGE çalışmaları, endüstri 4.0 konusunda gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelinmesi ve tabii ki istihdam odaklı eğitim diyebiliriz. Sayın Bakan, şimdi sunumunuzda tabii çok şeyden bahsettiniz ama bu başlıklar altında asıl öncelikli olarak, temel olarak üretim, istihdam ve ihracatımız açısından bir değerlendirme yapmamız da gerekiyor. Çünkü bugün sanayicimiz üretmekte zorlanıyor. Ben tabii geç bir saatte konuşuyorum şu anda. Ben konuşmadan önce birçok arkadaşımız çeşitli değerlendirmeler yaptılar üretimle ilgili, ihracatımızla ilgili. Çok fazla aynı şeyleri tekrar etmeden hızlı bir şekilde bazı vurguları tekrarlamak istiyorum. Açıkçası sanayicimiz üretmekte zorlanıyor demiştim. Mesela ihracatımız maalesef ucuzluyor. Kilogram başına yüksek teknoloji ürün ihracatımız birçok gelişmekte olan ülkenin şu anda gerisinde, birçok arkadaşımız tarafından da bu vurgulandı. Yani bu ne demek oluyor? Gittikçe daha çok ihraç edip daha az kazanıyoruz demek. Mesela hala yüksek oranda ham madde ithal eder durumdayız. Bu da çok önemli. 2019 ile OECD ülkeleri verilerine göre ara mallarının ithalat oranı %10 ile %60 arasında değişmekteyken bizde en son, yani 2013-2021 ortalaması %73 oranında. Bir türlü bu oranı aşağıya çekemiyoruz. Bunun yanında üretimin en önemli kolu imalat sanayine de bakacak olursak, yüksek teknolojili ürün üretimi bizim için çok kritik önemde. Ama bu ürün grubunun da imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzdesinde bir gerileme görüyoruz. Ağustos döneminde örneğin 2017'de %3.9, Ağustos döneminde ise bu oran %3'e gerilemiş. Şimdi bir taraftan ithalat yapmadan ihracat yapmakta zorlanan, diğer taraftan üretse bile yüksek, yükte ağır olup pahada hafif mallar ihraç eden bir imalat sanayimiz var. Şimdi dünya ölçeğinde de baktığımız zaman katma değer yaratamıyoruz maalesef Sayın Bakan. Mesela üretilen katma değerin dünya katma değeri içindeki payı 2017'de 1.15 iken 2019'da 1.01'e gerilemiş. 1'e düşmüş. İhracatı 5 milyar doları aşan sektör sayısına baktığımız zaman hakikaten bir artış görmüyoruz. Yani 2017'den bu yana 11-12 sayılarında böyle tekrar eden sayılarda gidiyor. Bir yükseliş yok bunda. Şimdi imalat sanayimizin üretme kapasitesi ve teknolojisi sınırlı maalesef. Çoğu sektör ucuz iş gücü ve yeterli olmayan teknoloji ile üretim yapmaya çalışıyor. Siz ne kadar şu kadar destek verdik, bu kadar yaptık deseniz de ülkedeki yanlış politikalardan kaynaklı işte dövizdeki aşırı artışlar, enflasyondaki yükseliş gibi etkenlerle üreticimiz çok zor durumda ve üretimde bir yandan işsizlik artıyor mesela, bir yandan da nitelikli iş gücü ve ara eleman eksiği yaşanıyor. Bir türlü bu noktada istenilen ilerlemeyi sağlayamadığımızı görüyoruz. Dün Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde de özellikle bu konuyu değerlendirdik. Ya 20 yıllık iktidarınız boyunca bu konuda çok daha fazla yol almış olmanız gerekirdi. Mesela ARGE çalışmalarına konuşmamızda epeyce yer verdiniz. Yani bunu buradan ARGE çalışmalarını aslında çok önemsediğinizi de
görüyoruz. Sayın Bakan Yardımcım sizi oyalamazsa ve dinlerseniz sevinirim bu arada konuşmamı. Arge harcamaları diyordum. Sizin de çok önemsediğinizi sunumunuzdan gördüm bu konuda. Ama OECD ülkeleri arasında en az pay ayıran ülkeyiz maalesef. Evet, bir artış var sizin de söylediğiniz gibi ama hala Arge harcamasının gayri safi yurt içi harcama içindeki oranına baktığımızda %1.29'a yükselmişiz. 2020 yılında %1.09, pardon %1.09'a yükselmişiz. Hedefiniz %1.29'muş, onu da yakalayamamışız yani. Şimdi en fazla mesela Arge harcamalarına %1 veya daha az pay ayıran 7 OECD ülkesi arasındayız. Bu hakikaten çok önemli Arge harcamalarına ayırdığımız pay. En fazla Arge harcaması yüksek teknoloji faaliyetlerindeki girişimler tarafından yapılmış. Bakın Sayın Bakan, bu çok önemli. Neden önemli? Demek ki 2020'de mesela imalat sanayide gerçekleştirilen 20 milyar 333 milyon TL Arge harcamasının %44.7'sinin yüksek teknoloji faaliyetinde yer alan girişimler tarafından yapıldığını görüyorsak, demek ki yani Arge'den ayrılan kaynak arttırılırsa aslında bizim sanayicimiz daha fazla üretecek, daha fazla yüksek teknoloji ürün geliştirecek. Yani bu potansiyel Türkiye'de var ama sizin bu bütçeleri ayırmanız gerekiyor. Daha fazla ayırmanız gerekiyor. Evet, sanayicinin üzerindeki yük büyük. Doğalgaz, elektriğe gelen zamlar, fiyat artışlarındaki üretim onları daha da fazla zora sokuyor. Şimdi üretimle beraber sürekli büyük bir teknolojik dönüşüm, teknoloji odaklı sanayi hamlesi, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm gibi konuları konuşuyoruz. Mesela dünya bir araştırmada, Dünya Ekonomik Forumu 2018'de ülkelerin geleceğin üretim teknolojilerine ne ölçüde hazır olduğunu inceleyen bir rapor hazırlamış. Türkiye 100 ülke arasında üretim yapısı bakımından 32. üretim dinamikleri bakımından da 57. sırada gösterilmiş. Rapor, Türkiye hala rapora göre güçlü bir üretim yapısına sahip olmakla birlikte diyor, üretimin geleceği açısından riskli ülkeler kategorisinde değerlendirilmiş. Araştırmadan beri aradan geçen 3 yıla baktığımızda, değerlendirdiğimizde kırılganlığın arttığını, cari açığımızı, dış borçluluğumuzu göz önüne aldığımızda iyi gittiğimizde pek söyleyemeyiz. Örneğin Endüstri 4.0'ın neresindeyiz Sayın Bakan? Yapılan araştırmalar Türkiye'de sanayinin dijital olgunluk seviyesinin Endüstri 2 ile Endüstri 3 arasında olduğunu gösteriyor. Evet, sanayide dijital dönüşümü hızlandırıyoruz demişsiniz ama somut ben hiçbir şey görmedim sunumunuzda. Acaba neleri eksik yapıyoruz diye de değerlendirmek gerekiyor. Örneğin ciddi bir beyin göçü var. Gençler, bilim insanları umutlarını kaybettiler ve gidiyorlar. Siz bir beyin göçünü, bilim insanlarını, yani ülkemizden giden gençlerimizi, bilim insanlarını Türkiye'ye geri getirmek için bir çaba gösterdiniz mi? Bir ara böyle bir çalışma yapılmıştı, hatırlıyorum. Ne oranda başarılı oldunuz? Hala gitmeye devam ediyorlar. Gidişlerin önünü kesmeyi düşünüyor musunuz? Mesela örneğin şöyle, endüstriyel robot üretiminde lider ülkelerin Arge harcamaları ile Türkiye'nin Arge harcamaları arasında büyük farklar bulunuyor. Hangi durumdayız diye baktığımızda endüstriyel robot üretiminde, Uluslararası Robot Federasyonu'nun 2020 rakamlarına göre mesela 10 bin çalışana düşen robot sayısı Singapur'da 918 robot, Almanya'da 346 robot, İsviçre'de 277 robot, Türkiye'de her 10 bin işçiye 19 robot düşmektedir. O kadar çok şeyden bahsettiniz ki bu konuda hangi noktadayız Sayın Bakan mesela Türkiye? Bu çok önemli. Hazır bu noktaya değinmişken mesela bir şey söylemek istiyorum. Yeni yerli otomobilimizle ilgili, TOK'la ilgili Twitter hesabında bir video var. Fakat o videoda kaportayı işçiler elleriyle indirip taşıyorlar. Yani böyle bir üretim bandını siz nasıl o videoda yayınladınız? Açıkçası bir gözden geçirip o videoyu değiştirirseniz iyi olur. Aslında bu neyin kanıtı biliyor musunuz? Gerçek hala teknoloji yoğun değil, emek yoğun bir üretimin olduğu ülkemizde gösteriyor. Yani bütün bunların aslında konuşulması, masaya yatırılması lazım. Şimdi çok az bir sürem kalsın başlığım. Ben son konuşmacı olarak bir dakika isteyeceğim. Lütfen. Bir dakika istiyorum. Ben
Bütçenizin de sizin bakanlığınızın bütçenizin evet düştüğünü görüyoruz. Yani geçen yıl genel bütçenin binde 9'u iken binde 8.4'ü düşmüş. Ama ben asıl bu uzay ajansı bütçesiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Diğer arkadaşlarımız da değindiler. Yüksek oranda bir düşüş var hedeflerde de. Yani %54 oranında düşmüş. Yalnız siz sunumunuzda şöyle bir rakamdan bahsettiniz. Program kapsamında yürütülecek çalışmalar 1 milyar 890 milyon liralık bütçeyle yatırım programına dahil oldu diye. Yani bu yaklaşık hesapladım 195 milyar dolara denk geliyor şu andaki kurla. Şimdi bu ayrılan yatırım programına dahil olan bütçe 2022 bütçesinin neresinde? Biz şu anda o bütçenin içinde bunu görüyor muyuz? Ben ilk defa çünkü burada okudum bunu. Teşekkür ederim. Hem kurumun bütçesi o kadar düşükken... Bu bütçe nerede? Bunu da bize bir açıklarsınız. Bir soru daha çok... Ama çok açtık. Bakın 1 dakika 20 saniye aşınız sürenizi. Soru cevap kısmını doğrultuda sorarsınız. Peki. O zaman ben bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Buyurun lütfen. 5 dakika düşünün. Peki. Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de 2020 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesinin ülkemiz ve milletimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Bakan, dördüncü ben sizin bütçenizi takip ediyorum. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Katma değeri yüksek ürün elde etmek diye ifade ediyoruz ama bunun için hani ne projeniz var? Bir ortada bir proje göremedim ben açıkçası. Bakın bir Balıkesir milletvekili borla ilgili olarak bir bor organize sanayi bölgesi yapalım, bor uç ürünleri elde edecek fabrikaları ülkemize getirelim dedik. Ama herhangi bir şey göremiyorum. İnanın 4 yıldan bu yana Enerji Bakanımız da aynı şeyi ifade etti. Bor karbür üreteceğiz diyerek 4 yılı bu şekilde geçirdik. Yani bir master planınız var mı bu şekilde? Katma değeri yüksek ürün elde edebilecek projelerimiz şunlardır diyebildiğiniz. Mesela ben merak ediyorum ilk 3 böyle sizin için flash olan projeleriniz nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. Hep aynı şeyi söylüyoruz çünkü. Devamlı böyle bir tekrardayız. Bu arada madem hani böyle katma değeri yüksek bir ürün elde etme iddiasındaysak tabii bunun için yetişmiş gerçekten parlak beyinlere ihtiyacımız var. Ama ülkemizde maalesef her geçen yıl beyin göçü giderek artıyor. Yani siz bu beyin göçünü geriye çevirmek, tersine çevirmek bu yetiştirdiğimiz insanlarımızı, genç beyinlerimizi ülkenin teknolojisine, sanayisine kazandırmak için ne gibi projeleriniz var, neler yapıyorsunuz? Yani bu beyin göçünü tersine çevirmek durumundayız. Aksi takdirde herhangi bir ilerleme sağlamamız mümkün değil. Yine bakınız yerli aşı üretimiyle ilgili. Sağlık Bakanımız sizler de söylediniz. Nisan ayında elimizde olacak ve kullanacağız diye konuşuldu buralarda. Ama Nisan ayının üzerinden 7 ay geçti, 11. aydayız şu anda. Halen bir aşı yok ki faz 3 çalışması için de şu anda gönüllü arar haldeyiz. Yani geleceği göremez durumdayız ve inanın bakın şimdi şu anda sunumunuzda gördüm. Efendim yerli ilaç üretimi, yerli aşı üretimi, evet stratejik önemi var. Sadece bu dönem için değil, gelecekte de pandemiye benzer bu gibi sıkıntıları yaşayacağız. Ve bunun önemi giderek de artıyor. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda vurgu yapıyor. Yani bu konuda daha yoğun bir şekilde çalışma yapmanız ülkemizin geleceği açısından iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ve yine yerli tıbbi cihaz üretimi konusunda sıklıkla gündeme geliyor ülkemizdeki şehir hastanelerinin tıbbi donanımlarıyla ilgili. Merak ediyorum şehir hastanelerinin tıbbi donanımlarının yüzde kaçı yerli? Ya bu konuda elinizde bir veri var mıdır? Eğer varsa bize de paylaşırsanız ben çok memnun olacağım. Bu arada sunumunuzda 327 tane OSB olduğunu belirtmişsiniz. Ben yine kendi ilimle ilgili söyleyeceğim. Dünya rezervlerinin, bor rezervlerinin %73'ü Türkiye'de. Ama dünyada bordan elde edilen gelirin maalesef %73'ü bizde değil. Bildiğim kadarıyla %20-25 civarında bir geliri biz alıyoruz. Diğer kalan kısmı dünyanın ham madde tedarikçisi konumundayız. Balıkesir iline bir bor organize sanayi bölgesi yapmayı planlıyor musunuz? Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar bütçenizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum Başkan. 2022 bütçesi
hayırlı olsun. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sormak istediğim birkaç konu var. Kastamonu Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip 3. ilinden bir tanesi. Çünkü gençlerin Kastamonu'da çalışma ve istihdam edilme olanakları çok sınırlı. Kastamonu TR82 bölgesinde, Sinop ve Çankırı'yla birlikte TR82 bölgesinde olmasına rağmen hala ısrarla 4. teşvik bölgesinde yer alıyor. Buna rağmen gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarına göre Türkiye'nin en yoksul illerinden biri olan Kastamonu'nun 5. teşvik bölgesine alınmasıyla ilgili bugüne kadar birçok kez çağrıda bulunduk. Bununla ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyorlar Sanayi Teknoloji Bakanımız. Bir de biliyorsunuz 11 Ağustos'ta büyük bir sel felaketi yaşadık. Bu sel felaketinden en fazla etkilenen bölgelerin içerisinde de Kastamonu var. Kastamonu'da da en fazla etkilenen ilçelerimiz Abana ve Bozkurt ilçeleri. Bu ilçelerde sanayi siteleri tamamıyla yıkılmış durumda. Sanayi esnafının bir an önce sanayi sitelerine kavuşması gerekiyor ve ayrıca cebinden hiçbir masraf çıkmadan bunun yapılması gerekiyor. Projede bazı tutarsızlıklar var. Bunlardan bir tanesi 120 metrekare olması gereken dükkanlar 113 metrekare, 60 metrekare olması gereken dükkanlar da sanırım 55 metrekare verilecek. Bununla ilgili bir açıklama yapmanızı bekliyoruz ve ayrıca sel felaketinin vurmuş olduğu bölgelerde sanayi esnafımıza pozitif bir ayrımcılık sağlanması adına o bölgenin 6. teşvik bölgesi kapsamına alınması gerektiğini talebini buradan bir kez daha Sayın Bakan'a iletmiş oluyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Söz veremediğim arkadaşlara soru cevap kısmında daha detaylı, daha toleranslı söz vereceğim. Nasıl soru? Bursalıların başı kel mi diyeceğim çünkü dün top fonksiyonel prototipi üretimi tamamlanmış, test merkezine gitmiş ve poz verilmiş 34 plakayla Bursalılar haklı olarak isyan ediyorlar. Diyorlar ki aracı biz üretiyoruz, neden 34 plaka, niye 16 plaka değil? Haklı bir isyan, onu söylemek istedim. İkincisi, Yenişehir'e 7 yıldır ototest merkezi yapılacağı söyleniyor. Ben her sene, 6 yıldır vekilim, her sene bunu gündeme getiriyorum. Geçen yılda size sormuştum bütçede. Siz demiştiniz ki, fizibilite çalışmaları yapıyoruz. Yani tamamını mı yapacağız, bir kısmını mı yapacağız, karar vereceğiz demiştiniz ama bir yıl geçti, Bursa'da biz hiçbir çalışma görmedik. Yani ne olacak, yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yani yapılacak olsa TOK İstanbul'a gitmez, Yenişehir'de ototest merkezinde testleri de yapılır. Bir diğeri, biraz önce Kestel İlçe Başkanımız bir takım bilgiler aktardı. Ben de krokileri, fotoğrafları var, size gösterebilirim. Orada Barak Fakir'in alt tarafını bir bacalı sanayi bölgesi ilan edileceği duyumu almışlar. Orası gerçekten, yani tarım alanları %80 zeytin ağacı olduğu söyleniyor. Yine o bölgedeki işte eski köy, şimdi yeni mahalle olarak kabul edilen Narlıdere, Dudaklı, Seymen, Sermen mahallelerinde çok yoğun meyvecilik yapılıyor. Yani böyle bir dönemde tarımın da önemini anlamışken, ya sanayi bölgeleri belirlenirken tarım alanları dikkate alınıyor mu? Buraya böyle bir sanayi bölgesi belirlenecek mi, onu öğrenmek istedim. Teşekkür ederim, bu kadar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Şimdi soru cevaptan önce son söz, şu an ilave bir talep olmazsa Sayın İbrahim. Değineceğim çünkü sanayi ve işletme politikaları bizim 2005'te müzakere başladığımız andan itibaren ilk 2007'de müzakere başlığını açtığımız bir başlık. Raporda önemli uyarılarda bulunuyor ve buna dönük hiçbir düzenlemeye de yer verilmemiş baktığımız zaman. Geçen yıl ya da önceki yıllarda karşılaştığımızda temel sorun şu, sanayi politikaları noktasında uyumluluk sorunu var. Büyük yatırımlara devlet desteklerinin şeffaflığı olmaması. Yani bu çok ciddi, özellikle ekonomi ve sanayi politikalarımızda Avrupa Birliği ve uluslararası raporlara yansıyan temel sorun bu, şeffaflık sorunu. Kayıt dışı ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin sorunları, finansman sorunları ve bunlarla ilgili gerçekten uluslararası düzeyde bir yasal mevzuatımız olması. İşte buraya KOBİ'lerle ilgili, esnafla ilgili, sanayiciyle ilgili ki bugünkü birazdan bahsedeceğim yeşil mutabakat sürecinin en önemli temel taşı bu kurumsal yapıların dönüşümü, KOBİ'lerin dönüşümü. Ancak bunlarla ilgili temel, işte buraya gelen bütün yasalar maalesef çok yetersiz. Buna değinmek istedim. Kamu alımları çok ciddi sorun olarak gözüküyor. Somut performans göstergelerinin olmaması. Bugün de mesela sunumunuzda bununla ilgili de yani biz somut gösterge, bir işte etkinlik analizi gibi bu tür verilere ulaşamıyoruz. Bu ara çalışmalar
Ama bunları toplumun ekonomik ve sosyal kalkınmasına, refah düzeyinin artmasına, işte genç işsizlik sorunu, en temel sorun alanımız, işte temel bilimlerdeki işte genç mühendis oranı mesela sizin çalışma alanınızı en çok ilgilendiren ve giderek artan maalesef genç işsizlik noktasında büyük bir performans var. Ama biz dünyanın en kötü durumundaki 35. ülkesiyiz. Rekabet edebildiğimiz böyle, beyin göçü en fazla verdiğimiz yaş aralığı yine böyle. Bu alanlar özellikle de bilişim ve teknoloji alanındaki mühendisleri ve akademik çalışma yapanların beyin göçü noktasında en büyük alan olması. Evet, sürem çok az tabii ki. Bölgesel farklılıklar, belki son 10 saniye ona değinmek istiyorum. Çünkü kalkınma ajansları çok önemli Sayın Bakan. Ama biz bugün baktığımız zaman TÜİK verilerine, gelir ve yaşam koşulları araştırmalarında bölgeler arasında çok ciddi bir fark var. Ve bu kalkınma ajanslarının bu farkı azaltma noktasında bir sorun olduğu da gözüküyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakanım, hedefimiz net diyorsunuz sunumunuzda. Hedef ülkemizi katma değerli ve yüksek teknolojili üretimde global bir üs haline getirmek. Burada anahtar kelimeler yüksek teknoloji ve global üs. Peki bu hedeflerin neresindeyiz? Sorgulamamız gereken konulardan bir tanesi bu. 2009 yılında ülkemizde 319 bin kobi bulunmaktaydı. Bu 319 bin kobi içerisinde yüksek teknoloji gerektiren üretim yapan işletme sayısı 1297'ymiş. Yani binde 4. Sene 2020 yılı bu oran ancak binde 6'ya çıkabilmiş. İhracatımızın %36'sını gerçekleştiren, emeğin %72'sini istihdam eden kobilerde yüksek teknoloji oranı 11 yılda binde 2 artabilmiş ancak. Büyük işletmelerde ise bu oran %3 sabit kalmış 11 yıl boyunca. İhracatın rekorlar kırdığından bahsediliyorlar. Doğrudur. Aylık ihracatımız neredeyse 20 milyar dolara çıkmış durumda. Dünya ihracatı içindeki payımız 0.98'den %1'e gelmiş. Moral verici bir durum bu. Bunu önemsiyoruz. Ancak yapısına bakmamız gerekmez mi? Yani ihracatımızın içindeki yüksek teknolojili ürün oranının ne olduğuna bakmak lazım. Bu %3.4. Herhangi bir artış yok. Baktığınız zaman bir azalma da var. Gelişmiş ülkelerde bu oranın %20 olduğunu düşünürsek almamız gereken bir hayli yol var. 2015 yılında kilogram başına ihracat tutarımız 1.60 dolarmış. 2021 yılına geldiği zaman bu rakam, ilk 9 ay için söylüyorum, 1.11 dolara düşmüş. Yani katma değeri düşük. Düşük teknolojili ürün üretiyoruz ve ihraç ediyoruz. Bunun karşılığında yüksek teknolojili ürün ithal ediyoruz. Ve bu gerçeği bir türlü değiştiremiyoruz. İhracattaki artışın sebebini ise rekabetçi döviz kuru dediğiniz paramızın değer kaybetmesi ve ucuz emek gücü olduğu aşikar. Yani bu süreç sürdürülebilir değil. Sayın Bakanım, sunumunuzda gururla küresel inovasyon endeksinde bu yıl 10 basamak birden yükselerek 41. sıraya ulaştığınızı söylediniz. Doğrudur. Ancak unutulmaması gereken bir şey ise aynı endekste 2016 yılında 42. sıradaydı. Yani 5 yıl içerisinde ancak bir sıra atlayabildik. 2023 yılındaki hedefimizin ilk 20'ye girmek olduğu düşünüldü. Hedefimizden ne kadar uzaklaştığımızı görmekteyiz. Ayrıca Dünya Ekonomi Forumu'nun hazırladığı rapor 2020, ülkeler iyileşme yolunda nasıl performans gösteriyor adlı raporda, Covid-19 krizini atlatmak için 37 ülkenin daha üretken, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik sistemleri nasıl inşa ettiği incelenmiş ve buna göre iş ortamı dönüştürmek başlığında 34. sırada, beşeri sermaye dönüştürmekte 35. sırada, piyasaları dönüştürmekte 30. sırada ki bu en yüksek skorumuz, inovasyon ekosistemini dönüştürmekte ise 36. sırada olduğumuzu görmekteyiz. Yüksek teknoloji için Ar-Ge'den bahsediyoruz. Ar-Ge'ye ayrılan payın ülke ekonomisine yaptığı katkıdan bahsediyoruz. Ancak Ar-Ge konusunda hemen hemen hiçbir değişiklik olmadığını görüyoruz. Ar-Ge'nin milli geliri oranı 2016'da %0.94 imiş. 2019'da %1.6, 2020'de %1.09 olmuş. Hedef ne peki? Hedef %2. Bu hızla bu hedefe ulaşmak mümkün mü? Beyin göçünden bahsediliyor. Hatta siz tersine göçten bahsediyorsunuz.
Türk bilim insanları Cumhurbaşkanı tarafından ülkeye çağrılıyor. Ancak bu gerçekçi mi? Sayın Bakanım, yapılan bir araştırmada yurttaşlarımıza imkanınız olsa yurt dışında yaşar mıydınız diye verilen soruya verilen cevaplar burada hepimizin utanmasını gerektiriyor. 18-24 yaş arası evet diyenlerin oranı %55. 25-34 yaş arası evet diyenler ise %51. Türkiye geneli %36. Türkiye'den son 3 yılda 11 milyoner dolar milyoneri, 13 bin girişimci iş insanı göç etmiş. Son 3 yılda göç edenlerin sayısı ise %97 artmış. Sayın Bakanım, özetle yüksek teknoloji üretemeyen, katma değer yaratamayan, bilim üretemeyen, ucuz emek ancak değersiz TL ile rekabet edebilen, yabancı sermayenin gelmediği, vaktiyle gelenin de gittiği bir ülkede yaşamaktayız. Alınması gereken çok mesafemiz var. Bu anlayış ve bu bütçe ile bu mesafelerin kapanmasının imkansız olduğunu üzülerek görmekteyiz. Her şeye rağmen bütçenizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi AK Parti grubundan Sayın Bakan, değerli komisyon üyeleri, değerli milletvekilleri, kıymetli bürokratlar, basınımızın değerli emekçileri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, 2022 yılı bütçe sunumunda Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesini anlatırken bakanlığın sanayi ve teknoloji desteğinin yeterli olmadığını ortaya koyuyor. Şöyle ki, 2022 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 14 milyar 821 milyon 344 TL bütçesi gözüküyor. Bu bütçe demek ki genel bütçenin içerisinde 0.8 pay ayrıldığını, %0.8 pay ayrıldığını demektir. KOSGEB ve Kalkınma Ajansları'nın destekleriyle KOBİ'lerin yeterli yatırım yapma şansı da yoktur. Küçük ölçekli KOBİ'ler, esnaf ve sanatçıların yatırım ve finans desteklerinin TL'nin kur olarak erimesi ile önceki yıllara göre desteklerinin azaldığını gösteriyor. Siz KOBİ'lerden bu seneki bütçede hiç bahsetmiyorsunuz, küçük ölçekli KOBİ'lerden. Onu anlamak istemedim tabii. Neden bahsetmediniz? Sanayi ve teknolojinin gelişmesi için Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları çok önemlidir. Dünya devletleri ortalama milli hasıla gelirlerinin %2 kadarını bütçesinden ayırırlar. Amerika 2.6-2.8 aralığında ve Güney Kore ve İsrail %4 oranında milli hasıla gelirlerinden pay ayırmaktadırlar. Ama Türkiye'mizde bu böyle gözükmemekte. %1 gibi gözükmektedir bakanlığımızın bütçesi şu andaki anlatımlarına göre. Sözler 2002 bütçesinin %0.8 ayrılmasındaki sizin gerçekleri doğru anlatmadığınızı da gösteriyorum. %1 milli hasıla gelirinden Ar-Ge'ye ayrılan bütçeyi gösterdiğinizde 2021 yılında KOSGEB'lerin aracılığıyla 61 bini aşkın işletmeye 1 milyar 740 milyon TL kaynak ayrıldığı verildiğini söylediniz. Bir KOBİ sizin anlatımınıza göre demek ki 28.520 TL destek almış demektir. Bu da KOBİ'lerin ne ölçüde desteklendiğini gösteriyor Sayın Bakan. Aramal hizmetleriyle sanayi mal üretimi icatımızı teknolojik olarak değerleri olmayan ara üretim ucuz iş gücüyle emperyalist dünyada hamallık yapmış demek oluyor şu anda yapmış olduğumuz ihracatlarımız. 2021 yılında 2300'ü aşkın firmaya 3000'den fazla Ar-Ge projeleriyle 660 milyon lira yakın destek verildiği söylediniz. Proje başına 220 bin TL olarak gösteriliyor. Demek ki sizin en büyük bütçe desteğiniz ortalama 220 bin TL demektir. 327 OSB'de 2021 yılında 11 milyar liralık kredi sağlatmışsınız bankalardan ve diğer nasıl sağlandıysa bilmiyoruz tabii. Bu şimdi demek oluyor ki
%25 faiz oranlarındaki bugünkü koşullarda şu anda bankaların ortalama sizin de devlet kurum ve bankalarının vermiş olduğu faiz oranlarının yüksek olduğunu, bu yüksek faizlerle sanayiciye kullandıracağı kredilerin neden daha düşük faizlerle sağlatmak istemiyorsunuz? Burada öncü rolünüzün de olmasını bekliyoruz. Arge harcamalarında özel sektörün öncülüğünde 55 milyar lira arge çalışmalar olduğunu ortaya koydunuz. Ama sizin buradaki bütçeniz nedir? Zaten bütçeniz 14 milyar lira. 55 milyar lira özel sektör Arge'ye harcama yapmış. Sizin desteğiniz nedir burada? Yani siz onu da ortaya koymak zorundasınız. Sayın Zeybek. Böyle bir durumda. Tabii. Böyle bir durumda anlatımların sizin anlattıklarınızla gerçeklere uymadığını ortaya koyar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hazırı saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlarken Sayın Bakan, 2022 bütçesinde milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Daha çok üretim, daha çok istihdam ve daha çok ihracat olmasını diliyorum. Sayın Bakan, ülkemiz kötü yönetim nedeniyle giderek derinleşen büyük bir ekonomik buhranı yaşamaktadır. Bu sebeple tek adam rejiminin yanlış politikaları nedeniyle KOBİ'lerimizin, sanayicilerimizin ve ekonomimizin yapısal büyük sorunları vardır. Benim ilim Zonguldak'ta da maalesef KOBİ'lerimizin, sanayicilerimizin, özellikle de gemi inşa sanayicilerimizin hala çözemediğimiz büyük sorunları vardır. Şöyle ki, Türkiye'nin üçüncü büyük tersaneler bölgesi Karadeniz Ereğli'de bulunmaktadır Sayın Bakan. 2004 yılından faaliyete geçen bölgede 12 tersane faaliyet göstermiştir. Tersanecilik sektörü emek yoğun bir sektör olup işsizliği bir sünger gibi emen emek yoğun bir sektördür. Kimyasal tanker, kuru yük gemisi, balıkçı gemileri, askeri gemi, yat ve römorkör inşa edilebilen bölgede 2008 yılında yan sanayisiyle birlikte 7000 işçi istihdam edilmekteydi. Ereğli gemi tersanelerinde inşa edilen gemiler Hollanda, Almanya, Kanada, İngiltere, Norveç gibi ülkelere ihraç edilirken 2009 yılında gemi ihracatında Ereğli tersaneciler Türkiye birincisiydiler. İhracat rekoru kırmışlardı. Ancak Ereğli gemi tersaneleri 2009 yılında büyük bir krize girmiş ve 11 yıldır da bu kriz derinleşerek devam etmiş ve hala çözülememiştir. Kriz sonrası bölgede işsizlik ortaya çıkmış ve işçi sayısı şu anda 7000'lerden 800'lere kadar düşmüştür. Bölgede şu an 12 tersaneden sadece ikisi faaliyetlerini sürdürebilmektedir. Tersanecilerimiz ve işçilerimiz büyük mağduriyetler yaşamaktadırlar ve hala sorunları devam etmektedir. Peki bunun sebebi nedir Sayın Bakan? Bunun sebebi AK Parti hükümetlerinin Ereğli gemi tersanecilerine üvey evlat muamelesi yapmasıdır. Ereğli tersanelerin krizden çıkması için gemi üretiminin ve istihdamının artması için 11 yıldır kılımızı kıpırdatmadınız Sayın Bakan. 10 milyonlarca dolar yatırım yapılan bölgedeki yatırımlar bugüne kadar adeta çürümeye terk edilmiştir. Sayın Bakan, günümüzde Dünya Ticaret Örgütü'nün açıkladığı endekse göre konteyner ücretleri bir yılda %351 artmıştır. Özellikle konteyner gemilerin fiyatlarının ise son bir yılda %120 artış vardır. Buna bağlı olarak dünyada gemi yapım talebinin de arttığı bir süreçten geçmekteyiz. Ereğli'deki gemi inşa sanayicilerimiz de eskiden yaptıkları gibi üretmek, istihdamı artırmak ve ihracat rekorları kırarak ekonomimize katkı sunmak istemektedirler. Bu sebeple Sayın Bakan, Ereğli'deki gemi inşa sanayicilerimizin Çin, Güney Kore gibi ülkelerle rekabet edebilmesi için yatırım ortamlarının iyileştirilmesi ve önlerinin açılması gerekmektedir. Buna göre Ereğli gemi inşa sanayicilerinin özel yeni bir model ortaya konularak özel teşvik ve desteklerin verilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde gemi üretimini, ihracatını ve istihdamı artırabiliriz ve cari açığı düşürebiliriz. Sayın Bakan, bölgesel kalkınmanın en önemli desteklerinden birisi de GAP, DAP, DOKAP gibi bölgesel kalkınma idareleri üzerinden yapılmaktadır. Bu sebeple Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çankırı illerini kapsayan Batı Karadeniz Kalkınma Projesi'nin ivedilikle de faaliyete geçmesi gerekmektedir. Zonguldak'taki ticaret ve sanayi odaları bir BAKAP planı hazırladılar ve BAKKA ve KUSKA idareleri eliyle 2021-23 yıllarını kapsayacak 260 milyon TL'lik destek paketi önerisini bakanlığınıza sundular. BAKAP özellikle Batı Karadeniz'deki işletmeler ve sanayiciler arasında son derece önem taşıyan bir projedir.
Bu proje hem bölgesel kalkınmaya ve istihdama katkı sunacak hem de Türkiye'deki kalkınma istihdama katkı sunacak bir projedir. Ama ticaret odalarımız bakanlığınızdan henüz bir yanıt alamadılar. Bu nedenle bakanlığınızın ivedi olarak BAKAP projesine destek vermesini ve BAKAP'ın faaliyete geçmesini bekliyoruz. Siz bu sorunları yapmazsınız Sayın Bakan, biz önümüzdeki ilk seçimde iktidar olacağımızdan biz bu sorunları çözeceğiz Sayın Bakan. Bir cümlem daha kaldı, bir konu, kısa bir konu. Ereğli'deki gemi inşaat sanayicilerimizin, sadece onların değil de Zonguldak'taki tüm KOBİ'lerimiz ve sanayicilerimizin enerji maliyetlerindeki fahiş artışlardan ve elektrik altyapısındaki yetersizlikler nedeniyle yapılan elektrik kesintilerinin çok büyük şikayetleri vardır Sayın Bakanım. Bu sebeple öncelikle enerji maliyetlerinin düşürülmesi gerekmektedir. Yine sanayicilerimize kesintisiz elektrik verilerek üretim ve istihdamın artması amacıyla Zonguldak'taki enerji altyapısı